Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak ziyade eylesin. Bizi bizi bırakmasın. Sevgili kardeşlerim, Dima 200 kaç? 241 his yapacağız. His 12. Ee, bir ısınmak için iyi olur. Bismillahirrahmanirrahim. Biyolojik hastalıkların belirtileri belli olduğu için çözümleri de bellidir. Ruhsal hastalıkların hastalıkların da ehli için belirtileri bellidir, çözümleri de bellidir. Nasıl ki e, ruh, ruhiyatçı tıpçıya karışamıyor. ...tıpçı da ruhiyatçıya karışamaz. Ehli değil çünkü. Ne kadar e, usta bir doktor dayı olsa... ...sağsı değildir. Bedendeki sebep sonuç gözlemlendiği için... E, ...o zaten tıpçıdır. Sebep sonuca gözlemliyor. Ama ruhiyat başka bir alem. Başka bir dünya. Mesela ikisi de fizik ama... ...metafizik var bir de fizik var... Bir de kuantum fiziği var. Bir de keos fiziği var. Bir de biyofizik var. Beş tane fizik olduğunu biliyorum. peki de çoktur. Fakat e, mesela diyelim ki misal veriyor. Buna örnek verelim diye. Yani cinni göz olmuş, büyü olmuş. Olumsuz işleri olmayacak yerde yapmışsa yani olumsuz işleri olmayacak yerde yapmışsa Bunların çözümleri de bellidir. Peki tıptaki ne yapılıyor? Gözlemlenebilir. Bağırır, çağırır, gözlemleniyor. Sinirler boşalıyor. Ee, sonuca tanık olduğu için sebebini e, bilinmiyor. Mesela tıpta şeyde de var, çocuk olmuyor. Doktor diyor ki, vallahi bir, bir şey yok. Yani olmaması için bir sorun yok, duymuşsunuzdur. Zaten doktor da biliyor. Ama olmuyor, olmuyor artık gibi yani. Yani cinni göz olmuş, büyü olmuş. Bunlar biyolojide yani bedende tezahür eder ama e, göz olmuş <laughs> ve büyü olmuş. Laboratuvara sokamazsın bunu kim yaptı sana diye. Odasında telefon veya TV'lerle münasebetsiz meşguliyetlerin belirtileri de birkaçı şudur. Odasında yani hususi dünyasında televizyon veya e, telefonla olumsuz e, yayınlara muhatap olanın belirtileri şudur. Hırçın olur, doyumsuz olur, memnuniyetsiz olur, kanaatsız olur, saldırgan olur, buhran ve bunalım geçirir, acımasız, şefkatsiz olur, gayesiz ve mantıksız olur, öfkeli ve sabırsız, hiçbir ama hiçbir şeyle memnun edemezsiniz. Bunların çaresi de var ki o da en başta terkleridir. Olumsuz yayınların sonucu bunlar. Birkaç tane. Kesin ama. Yani her böyle olan böyle olmuştur de, denilemez. Ekseri böyle o. Ama biyolojik de mesela hormonlardan, dokulardan ne bileyim tıbbi yani bir de bedensel şeylerden de asabi olur. Onlar geçicidir yani. E, ilaç verildiği zaman tanı konabiliyor. Sonucu bellidir. Maddesi bellidir. İşte şu madde eksik olunca şu olur. Ama memnuniyetsiz. Ne vereceksin doktorum? Hiçbir çocuk tablet ver, memnun değil. Araba ver, memnun değil. Biraz oluyor tamam. Ne verirsen ver. Kız veya oğlan memnun değil. Memnuniyetsiz. Ne der? Ahlaka ağır. Ne yapacaksın? Ne? ahlakı düzelsin diye hap var mı? Güzel ahlak o zaman. Ben diyor güzel ahlakı tamamlamaya geldim dedi Peygamber Aleyhisselam. Ya Resulallah biz de hap bulduk. Güzel ahlakı tamamlamak için hap olur mu? Edepli, hayalı, ondan sonra, haddini bilip hududunda kalan, vefalı, vefası var. Vefa için hap var mı Süleyman? Öyle bir şey olmaz ki ya. <laughs> Vefalı olmak için bana bir kap ver yani. Kadir şinas, efendi, kibar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç Hatice'sinden bahsetmediği bir gün yok. Mesela vefa, vefa bidesi örnek. Yani. Mesela fedakarlık. Bana bir ilaç ver doktor bey. Ben vallahi zekatımı da veremiyorum. Öşümle fedakarlık da yapamıyorum. Hizmete sahip çıkamıyorum. Böyle bir şey yok ya. Bu ruhiyattır ya. Yani. Güzel ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Terkler Mesela vesvese risalesi okuduğumuz halde niye vesvese gitmiyor? Terkler yok, tecerrütler yok. Kisin. Terkler günahlardır, tecerrütler suya ahlaktır. İstersen ezberle. Ne yaparsan yap, vesvesen gitmez. Evet. İlk önce terkleri olacak, iyi olmak istiyorsa, gayretsiz sonuç olsaydı, ben buralara niye sürünüyorum? Kötü olmasına sebepleri kaldırmadıkça, iyi olmayı, Sıf temenni etmek olmaz, ahmaklık olur. Yani kötü olmana sebep olanları kaldırmadıkça sonucu niye değişik bekliyorsun ki? Aynı sebepleri yapıp farklı sonuç beklemek ahmaklık değil mi? Böyle bir dünya var mı ya? İkinci adım, birinci buydu. İkinci adım illallah. Yani doğru yaşamak için doğru yaşayanlarla beraber olacaksın. En acımasızı ki çaresi çok zor, belki de yok olan üçüncüyü söylüyor. Niye psikolojim bozuk? Birincisi terk, ikincisi doğru eylem, üçüncüsü belki de çaresi yok. Bunun çaresi yok. Şu anda okuyacağım. Çok acımasız, e, intihar ettiren, en ek, ekseri intihar ettiren, e, ne okursan oku, neyi terk edersen et, düzelemeyeceğin bir şey. Sebep. Merak ettiniz değil mi? He, Yasin. Diyor ki, en acız en acımasızı ki çaresi de yok. Belki de yok gibi. Nedir o? Ah, ah almak. Kul hakkı, beddua almak. Eğer zulmettin karşı taraf da beddua etmiyorsa zulmettin, hakkına tecavüz ettin, beddua etmiyor, kızmıyor, karşına çıkmıyor ve içine atıp seni Allah'a havale ettim diyorsa bundan kurtulmanın mümkün değil. Eğer beddua etmiş, karşına çıkmış, mukabele ediyorsa hakkını almış gibi oluyor dünyada. Ahirete kalıyor. Ses yapmasa, içine atıyorsa seni Allah'a havale ettim der tavırı takınıyorsa sen hiç şansın yok. Sen hiç bırakmayacak bu GPS gibi? Direkt Allah devreye giriyor da ondan. Ama Ya Rab benim hakkımı al. Beddua ettin? Sen içini boşalttın zaten. Sinirini boşalttın. Beddua ettin. Ahmet Mehmet'e anlattın. Gıybet ettin yani. Ona buna söyledin. Çeşitli şeyleri yaptın. En sonunda çaresi olmayınca Ya Rab sana havale ettim. Sen dünyada olmasını bana bırakmadın. Sen kendin yaptın zaten. Ahirette tamam. Yani ahirete kalıyor. Dünyada değil. Tam tersini yapmamışsa onun kurtulma çaresi yok. Ancak sen ve ben fark edip nasibin de varsa ondan özür dilemen, manasına gelen iade hakkını yerine getirmek ve ondan dua istemektir. Bu yaşıyorsa. Peki bu adam ölmüşse ne olacak? Bir de hayvan hakkı ve bitkilerin hakkı dili yok, konuşa ko konuşmaları olmadığından helallik alınamıyorsa. Sığırcım, köpek sana çok zulmettim, atım Lütfen hakkını bana helal et. Sığırcığım. Ma, nasıl yapacak? Ettim nasıl diyecek? Bilmem. Eğer ah aldığın kul hakkı olduğu kişi ölmüş ise nasıl yapacağız ona? Fıkıhta araştırdım bakayım dedim. Ona devamlı dua etmek. Her kazancının kazancını onun ruhunda bağışlamak. Oradan hakkını helal ettirmek. Daşir kıyamet kopmadan Berzah'ta ona devamlı göndermek, göndermek, göndermek. Oradan hakkını helal edebiliyor. Diyelim ki o kadar kızdırmışsın ki oradan da hakkını helal etmiyor. Gönderiyorsun. Etmiyorum diyor. Haşir meydana artı, senin gönderdiklerin senin artıdır. Ona borçlu eksindir. Haşir meydanında o diyecek ki ya Rabbi ben hakkımı gafurdan istiyorum diyecek. Tamam ne kadar alacağım var? Sekiz. Ama gafur... Bütün kazançlarını sana hibe ettiği için burada 12 tane sana sevap göndermiş. Senin alacak sevabın 8. Ee bu sefer içeriği girer. Devamlı gönderirse. Etmiyor. Sen azalmıyor. Her kazancını onun ruhunda bağışlamakla oradan da hakkını helal ettirmek ve ona sevap göndermekle belki kurtulunur. Bir de 10. lema'daki şefkat tokatlarında zecir tokatı var. Yani hizmete ihanet etmekteki bilerek küfran nimet olduğu için bunun da çaresi yoktur. bilerek hizmete, bilerek severek davara, davaya ihanet etmek. Biri de Barla 268'de söylediği bazı kısımlarının yayınlanmadığı yerde, mesela biri de 268'de, Ustad kimsenin o kadar şey olmasın psikolojisi herhalde bilmiyorum ama o gıybet mektubunun altını kesmiş. Osmanlıcasında da var. Latincesinde yok. Orada şöyle diyor. E, gıybet, iftira. İftira yaptığı kişinin alim olması, ehli hizmet olması, doğrudan doğruya hizmet, dini mubine hizmet etmesi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın varisi olduklarından dolayı Peygamber'e saldırmak manasına geldiği için affedilmiyor bu da hizmet eden elemana iftira etmek, gıybet etmek, aleyhinde bulunmak, gıybet etmek mesela hizmet ediyor. Çünkü insanlar pamuk ipliğiyle, dine onun vasıtasıyla bağlı. Pamuk ipliğiyle bağlı. İnsanlar pamuk ipliğiyle. Onu ortadan kaldırırsan, aleminden çürütürsen, ustad şöyle der, şeyhlerini, ustadlarını şey yapmayın, sıkıt ettirmeyin. Çünkü onunla bağlı. Onu çökertirsen, İslam'a değil, İslam'a değil, o adamın bitmesine sebeptir o adam o İslam'la bağ kopar biter ya. Bu dinden kopulmasına da sen sebep veriyorsun. O zaman o peygamberin varisi olduğundan dolayı direkt peygambere bakıyor. Mevlana ya amcasının oğlunu getirmişler de Mevlana'ya ee, çok ağzı yamamış. çenemeyle gitmiş. Ondan sonra dem sonra dua etmiş düzelmiş. Demiş ki kardeşim bana bu kadar hakaret ettin ondan olur. Bak dedi bir padişah varmış. Dedi. Bir padişah var. Padişahın sarayında bir de kapısına köpek var. O köpeğe hoş demekle sokakta hoş demek eşit değil dedi. O bakarsın dedi köpe köpeğine kapısındaki köpeğe padişahın köpeğine hoş dersen bakarsın padişahın hoşuna gitmez köpek deyip geçme padişaha dokunursa padişah affetmeyebilir. Biz de bu hizmetin kapısında köpeğiz dedi. Bu köpeğe de dedi hoş deme ki bakarsın sultanın hoşuna gitmez. Padişahın da hoşuna gitmez. Evet ben, benim de köpektir, sokakta da köpektir ama değil işte öyle. Köpek değil işte orada artık. İşte onun için demiş ki bak bana hakaret edeceği zaman bunu nazara al bak azın affedersin demiş Yani bu ah almayacaksın. Konuyu da burada bitiriyorum. Bunun çaresi yok abi. Evet, hisse geliyoruz. Barla 227 en sondan başlıyorum tamam abiler. En sondan başa doğru gidiyor. Ee, ve sizin tatlı sözlerinizi yazmaya başladığım anda ruhumda bir ferahlık hissediyorum. Bitti. Hani barla da geçiyor. Sözler yazıldığı zaman ruhunda ferahlık hissediyor. Ee, diş dışsalı içsele yani dışarıdaki içeriye ruhta ve kapta olanları dış aleme dönüştürme berzahı vicdan olduğu için vicdan onun için vücudu yoktur. Aklı nerede? Ali kızacaktır bana ama Vücudu bedendir diyor. E şimdilik ben sari ifade olmadıkça <laughs> yürümüyorum da. Haklı olabilirsin de. İnşallah olursun. Çok güzel bir noktaya nazar. E mesela akıl nerede? Buraya. Kalbin nerede? Buraya. Ruh nerede? Tağluk etmiş. Vücudun her tarafı. Vicdanın herhangi bir mahalliyeti yoktur. Şurası diye. Geçmiyor. Yani bilmiyorum ben. Ama ruhun tağluk ettiği alimler demiş. Mesela pazartesi şu organdadır. E, diş alemi yani duyular alemi, göz, kulak, dokunma vesaire. içeriye taşıma. Taşırken paldır küldür taşınmaz tabii bu resimler. Göz de öyle yani bu resmi çekiyor ama burada göz retinada bunu elektriğe dönüştürüyor. Bu şekli beynimizin görüntü alanına şekil gitmiyor. Elektrik gidiyor. Onlar elektrik dalga boyları gidiyor. Ses de öyle. Yani ses buraya geldiği zaman kafanın içerisine ses gitmiyor. Yani ses o ses gitmiyor. Burada bitiyor. Eletiye dönüştü. Dil de öyle. Lezzet de öyle. Dokunma da öyle. E, merkezlere gidiyor eletik. Tekrar orada terse dönüştürülüyor. Hatta görüntü bile tersmiş. Ayak yukarıdan aşağı olur böyle ayak. Sonra burada düzeltilir. İnsan böyle görüyormuş yani böyle. Ayak alt üst. Ehlinin söylediğini söylüyorum. Görüntü şimdi bu içeriği geldiği zaman onu dönüştürüyor. Yani bizzatı böyle geldiği gibi değil ya. Yani. İşte bu alem de böyle. Ben sizi görüyorum, siz beni görüyorsunuz. Geliyor, iç alemde ruha taşınırken bu mana, kelam veya tefekkür, tefekkür aklidir. His vicdanidir. latife ruhsaldır. Ruha nasıl dönüşüyor? O formata dönüştürülüyor. Daha önce konuşmuştuk. MP3'te, MP4'de dönüştürüyorsun gibi. İşte dışarıyı içeriye, içeriği mesela ruhtaki haletleri, şefkati, muhabbeti, memnuniyeti, iftihari dışsal yaparken, dışa taşınırken illa vicdan berzahına uğruyor, orada dönüşüme uğruyor. Fiil ise iradeyle oluyor. Ee, şeyse e, mimiklerle vesaire hisse vicdandaki hisle o dönüştürüyor. Yani içeriği dışarıya, dışarıya içeriye dönüştüren sistem vicdan. Şey e, Halk e, Kavşak noktaları. Kavşak diyor usta. Daha önce meslevide de, de geçiliyor da orayı e, iki alemin e, hayti ittisakı diyor. Yani kavşağı. iki alemin Şehadet ve gaybın Hatta ondan zaten o keşke zamanım şey gücümüz hep olsa da böyle hissi ta orada mı meslevi de vesaire geçiyor. O geçiyor. O nereden çıkıyor? Haşir meydanın nümunesi. Haşir Meydanı dünya değildir. Ahiret yurdu da değil. Onu ayırt ediyor. Dünya ile haşirik berza yani ölüm ayırıyor. Haşir meydanı ile cennet cehennemi sırat köprüsü ayırıyor. Şu kabire, da, kabire girmek de köprüdür arkadaşlar. Ustad köprüdür diyor. Mesnevi Nuriye'de geçiyor. Yani ve be, alim berzağa geçeceğiz değil mi? Kabir köprüdür. Haşir meydana geçeceğiz. Berza alemi köprüdür. Haşir meydanda toplandık. Ahiret midir? Darul karar mıdır? Hayır. Dahrul mehleke. Tehlike daha bitmiş değil. Karar neresidir? Cennet cehennemdir. Oraya nasıl geçeceksin? Ber, Berzak gibi. Köprüden geçeceksin. Köprüye geçince tam öteki taraftasın. Hiçbir zaman bitmiyor. Bu süreç tam iki aydır. Bir günü dünya hayatımızdır. İki aylık has çiftliğe gitmek için ilk bir gün dünya hayatı geçiyor. Yani şu kabre girmek de berzahtır. Haşirden de cennete, cehenneme doğru gitmek de berzah var orada. Ne var orada? köprü var. Yani ölüm köprüdür. Köprüdür. Doğmaktır, doğmak. Anne karnı, anne karnı aynı şeydir. Ee, kabirdir. Ruhlar aleminden oraya girdik. Alemi şahadet dünyaya. O alemi gaybtan alemi şahadete bir berzahtır. Ee, şey de öyle. Kabir de aynı anne karnı gibidir. O da başka bir aleme doğmaktır. Doğuştur. Eee Burada eylemden ruha intikal vicdan berzahı ile oluyor. Al bunlar şöyle bir şey de olabilir mi? Bir noktayı nazar olarak barajdan evimize gelen e, baraj üretilen elektrik evet. eve gel, gelmesi mümkün değil. Olduki şiddeti evin mümkün değildir. Evet. Bu yüzden arada mutlaka değişik alta, alçaltacak ara evet. merkezlerinin olması gerekiyor. Aynen. Burada da mesela Berzah, Haşir Meydanı o darul Karar olan Esma İlahiye'nin perdesiz tecellisinde en azın tecellise mazhar olan ahiret yurtlarından buraya tecellinin perdelenmesi noktasında da acaba bakılıyor veyahut burada ruh için de aynısı. Ruhtan cesede çıkarken de aynı şekilde o şiddetle çıkması mümkün değil. Vicdan ...bir arada bir değiştirici... Dönüştürücü... Mesela direkt cennete gitsen... ...vefat etmekse... ...ben düşünüyordum bunu... ...buharlaşsak da bir şekilde... ...direkt cennete gidecek de sonuç belli... ...Allah biliyor... ...niye aşı meydanı yapsın ki? Zaten sonuç belli ya... ...direkt gene... ...espapsız esbap çalışıyor... ...bu cümleyi unutmayın... ...başka bir tabir bulamadım... ...espapsız esbap... ...nedir o? ...ee alem şahadetten alem-i şahadet esbab alemi. alem şahadetten Osman ondan sonra alem-i şahadetten ta cennete kadar esbapsız esbab işliyor. Yani dünyamızdaki esbabın dışında başka esbab sebep. Direkt cennete doğsak kaldırmaz. Sonucu değiştirmeyen bir süreç. Evet. Yani evet, orijinal. E ee, direkt cennete gitsek vefat anında Ruh kaldıramaz. O zaman direkt cennetten de buraya o zaman... Yok evet. Direkt o cennetten zaten o cennetten bu ce dünya arasında berzah denmiyor da berzahlık vazifesini yapan diyor. Ama bir de şey var ya hani e, cennetten çıkan hani e, o İslam'la mükellef olma zamanı o zamana kadar mesuliyet yok yani cennette ne var? Evet çocuk. Anne şey, şey, Oka şey İrfan hatırladın mı Usus'u bir konuşmayı? Ne diyor? Duymadın ki. Çünkü burada değilsin de. Burada ol da bak bir şey anlattı. Senle Usus bir şey kim vardı başka Usus bir yanımızda? Okay mı vardı? Yok muydu o çatıda? İki baş. İki baş vardı. Anladın mı? İşte bak ne diyor. Niye söyledim sana? Bak ne diyor. Yani adeta o dersi istiyor. Evet. Olmuyor işte. Direkt olmuyor. Cenab-ı Hak o tezgahları gösteriyor. Peygamber-i miraca gel 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 diyor falan. Ta onları aşıttırıyor. Şehit de öyle. Haşirmeden meydan cennete koymuyor. Şehit dayı olsa. Devam edelim. Yani o şey ilgini çeker diye söyleyeyim. O Onu aslında şey yapıyor. Nasıl bir berza? Nasıl bir doğuş? Doğmak yani. Anneyi ve babayı kullanarak doğmak. Ka kabiri berza kullanarak doğmak. Hepsi berza. Bak sırayla gidiyorum. Vefat bir berza. Kabir bir şey. Mezarlık bir berza. Mezarlık bir şey değil toprak. O kabir değil yani. Kabir berza. Alemi berza yani berza. Haşir de berza. Berzahların bittiği Sırat Köprüsü. Sırat Köprüsü berzahların ortadan kalktığı esbapsız esbabın başladığı yer. O zamana kadar hep esbab var. Şefaat esbaptır. Haşir meydanında şefaat var. Ee, şeyler var. Mudafalar var. Konuşmalar var. Hadiseler var. Esbab işliyor gene. Tamam. Ta o köprü yani her şeyin bittiği artık beka alemine giriş bir manası. Sırat köprüsü o demek yani. O berzağa geçmesi lazım. Yani mesela burası ayrı. Bir boğaz köprüsü düşünün. Burası ayrı. Köprü konmuş. Köprü simge yedir. Sen boğuldur. Esbap aleminde dima geliyor benim direkt aklıma. Sebep dediğim mi direkt dima geliyor. O şey yapıyor. Çünkü esbaplar aleminin ilişki ve çelişkinin aletidir akıl. E, esbapsız düşünemez akıl onun için geliyor. Akıl nedir? Ce, alemi şahadetin ilişki ve çelişkilerini çözen bir alet olduğu için esbab aletidir. İlişki göz çiçek, çelişki karanlık aydınlık. Şimdi biz ne yapıyoruz? Esbab aleminin anahtarıyla akılla esbapsız olan ahireti ve Allah'ı anlamaya çalışıyoruz. Subhanallah. Abi Allah aşkına birden bir aklıma geçti. Hattınızerede böldüm de bu Harun'un böyle şey noktası vardı. Hiç vazgeçilmez. Burayı görünce Harun gelirdi aklıma. Birdenbire orayı bir okumak istedim. Şimdi Berzah mevzusunda. Baktı ki onlar alemi gayb ve alemi şehadet ortasında insani berzahlardır. Evet. Ve iki alemin birbiriyle temasları ve muameleleri insana nispeten o noktalarda oluyor gördüğünde. Evet abi, şu Abi anda. insan bütünlüğüyle vicdan hükmüne mi geliyor burada Bu nasıl bir yani evet. o, onlar nasıl bir yani insanlar o bu, bu insanlar o mesela o insanlar Üstad, veli. Yani bu alemin vicdanı. Evet. Tabii Evet. Üstad'la ilgili öyle kitabı var hatta. Evet. Zamanın vicdanı mı? Evet. Öyle bir yani e, insan insan kendisi bir berza ama varlık içinde berza. insanlar içerisinde bazı insanlar da berza. Evet. Mesela bizi oraya, orayı bizi taşıyan vesileler. Mesela orayı bu hale Mesela 15. şu anda da ayrı bir şey anlatıyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam gelmesinin bir hikmetini de diyor ki alemi gaybi alemi şehadete taşıdı diyor. Aynı böyle geçiyor. Alemi gaybi alemi şehadete taşıdı. O şualar 121'deki o, o, oradaki şey insanı berzahtırlar. Yani o iki alem bu ince bir çizgiden oluyor. Yani bu şahıslar üzerinde cerran ediyor. Öyle oluyor. Abi bu adetullah noktasından bakınca mesela ölüm hayatta bir defa olduğundan çok e, insana sureten soğuk, çirkin görünüyor. Ama dün akşam da hani geçti. Senedi de iki defa insanın psikolojik olarak dönüşümü. Ayette de var biliyor musunuz o benim? Kuru bir bilgi değil senede en keskin alacağım. En keskin biraz senede iki defa iki defa insan çok ciddi imtihan geçirir diyor ayette. Ayette. iki defa. Onun biyolojik olarak, psikolojik olarak benim biraz kafamı tarafa çalıştığı için iki defa insan bir inkılap geçirir senede en az. En acımasızı. Bir sonbahar, bir ilkbahar. Benim bilgilerim değil bunlar. Yaprak dökümü, yaprak açımında çok o zaman dikkat edecek kızına, oğluna, kendisine, eşine. Yani haddine fazla tahammül, sabır gerekiyor. Affedeceksin, karışmayacaksın. Kimseye sakın kimseye değiştirmeye kalkma, bypass yapacaksın. Kendinle onun arasındaki işi bypass, düzeltmeye kalkma. O zaman işte demiş, hacamat yaptırın. Kan diyor, Adis Şerif'te de ilk bar son barda kan diyor beyninizi hücum eder. Helak olursanız sebebi sizsiniz diyor. İşte o şey Abi mesela şimdi bu söylenini kabul etmesi çok kolay. Ama ölüm de aynı bu adetullah bu kanuniyetten bakınca aynısı olmuş oluyor. Hayatın üzerinde senede iki defa gibi hayatın üzerine gelen bir berzah ta ki o dönüşüm gerçekleşip yol devam etsin diye. Bu adetullah noktasından bakılsa çok daha kolay gözükecek aslında. Çok daha normal olması gereken bir şey canım. Böyle olması gerekiyor zaten diye e, nefse kabul ede e, anlamasına da daha kolay olacak diye. Mesela anne kanında çocuk e, varlığını bilmez derlerdi. Mümkün mü? Mesela Japonlar çektiği bir şey, şeyi gördüm resmi. Kürtaja çocuğu parçalamak için müdahale edilirken en son cıdara kaşıyor, böyle, çocuk böyle yapıyor. O resmi görmüşsünüzdür. Görmüşsünüzdür onu. Yani değil o cenin bunu bilmesi şeriat. Baltayı üst, ağzı kapatmadan ormandan dolaşmayın. Çünkü histir. Cenin de aynı böyle yapmış. Aynı. Niçin anlatıyorum bunu? Niye anlatıyorum? Zannediyoruz bilmiyor. Biliyor. O hayata memnun. Ama doğumdan korkar. Doğumu ölüm zannediyor. Çünkü yaşadığı alemin ölümüdür doğum. Doğum yaşadığı alemin ölümüdür. Ama doğduğu zaman çok garipsiyor zaten. Kendisine bile yabancı. Elini ayağını her şeyine yabancı. İşte biz de böyle bu aleme alıştığımız için öteki alemin doğum olan, doğum vakti olan vefat korkunç geliyor. <laughs> Burada kim yardım ediyor? Berzah, vicdan. Rahat ol diyor. Hemen o anda nünkel mekirle beraber bir melek müekel var oluyor. Bunu bazı alimlere göre, Kur'an bazı alimlere göre yaşadığın hayat. Korkma. La kafum ve lahum yasenun. Korkma ve hüzün de etme. Hüzün de etme. Allah'ın vaadini haktır. Ve korkmayacaksınız. Hüzün de bulmayacaksınız. Endişe etme diye ona e, telkin yapar. Yani yapılandırır. Korkma diyor. Hüzün de etme. Doğum başladı. Ama o çocuk bilmez. Anne kandaki çocuk bilmezse bu nedir böyle tepki? Onun için cinayet kabul ediliyor. Yani adam katil değilim diyor. Oysa çoğu anne katil. Bunu yapanlar katildir. Bayağı insan öldürüyor. Çünkü ruhludur. 4 ay sonra ruhu geliyor. Ormanda bile baltayı böyle geçirme diyen dinin sahibiyiz. Neyse. Demek ki vicdan böyle bir berza. Hissiyat tercümanlık yapıyor, birbirine dönüştürüyor. Mesela doktor beden dilini insan lisanına dönüştürüyor. Fizik fizik alemini insanlık alemine dönüştürüyor. ruhiyatçı da ruh alemini insanlara veya fiziği iç aleme taşıyor. Cihaza dönüştürüyor. Hi, vicdan da böyle. Vicdan e, ve vicdandaki his, içi dışarıya te tercüme ediyor, dışarıyı da içeriye tercüme eden histir. Mekandır yani. Yasin'le konuşmuştuk, Yasin, Yasin orada. Şimdi bir ce cehennemin lüzumundan bahsetmiştik de Hasan abi. Şimdi yani, e, tayyib ve küfür küfür değildir diyorum ki hani bir karambol olsa, bir karışıklık olsa da atlasalar bizi. Hani cehennemden şöyle bir geçmemiz gerekiyor da bizi bir atlasalar, bir karışıklık olsa da cehenneme girmeden geçsek. Herhalde çok pişman olur, geri döneriz. Çünkü vicdan öyle yakar ki. Evet kim? Bırakma seni. Çünkü bütün isimler en e, vicdan aleminde bütün isimler aynı kararda tecelli ediyor. Böyle 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 değil. Adalet de, muvazene de böyle. Kesinlikle istemez. Cehennem dahi olsa adalet ister. Barla 224. Ee, bunun hakkında epey konuştuk. 244. Metin hakkında çok konuştuk. Hatta tek başına bir ders yaptık. Hissi kabilel vuku diye. Onunla alakalı. E, galiba bunu... E ...orada yazıyor üstten üstte de... mirkat sünneye... ...sari bir surette bir hissi... kablel vuku ile... ...talep ediyor. Ustad diyor ki Barla'da... ...Hulusi abi bir mektup yazıyor... ...bir şey bilmiyor. Yani olayı bilmiyor. Ondan sonra ustad da bilmiyor. Ama diyor... ...bu Hulusi'nin... ...bu mektubu hissi kablel vuku... mirkatü sünneti istiyor... Mirkati Sünne dersini istiyor. Yani nasıl istiyor? Yok ki ortada. Ustadın da zihninde yok. Yani böyle bir şey yok. Ortada bir varlık yok. Böyle bir ustadın da talebi yok vesaire. Ama böyle bu mektubu böyle diyor. Ha şimdi bunun hakkında isi el vuku. Vuku bulmadan önce vuku bulması vicdanda va oluyor. Yani histe oluyor. Vicdan his onun için <laughs> Mazi ve mustakbeli yoktur. Anda yaşanır. Anda hepsi yaşanır. He, kudret vücudu giydirdi. E, ee, vücudu ilmi oluyor. Kudretin etti. Orada, orada tahluk ediyor. Kudret vücudu hissi giydirir diyor. Mesela e, akıl giydirir. Vücudu ilmi, ilim giydirir, akıl giydirir, his giydirir. Latife giydiriyor, duygu giydiriyor, kudret giydiriyor. Kudret vücudisi gidiyor. Şimdi o olmadan yok. Ustadın da böyle bir talebi yok. Yok yani kendisi yok. E yok da nasıl var oluyor? Hissi kablel vuku. Vuku bulmadan önce vuku bulmuş. Neresi? His. His acayip bir şey bakın. Anlıyor musunuz? Vuku bulmadan vuku bulmuş. Sen de bilmiyorsun. Böyle duruyorsun. Aa! var gibi tepkimeler var. Yok öyle bir şey. Varı yaşıyorsun. Yani his imanın mübine bakabiliyor ya da geçebiliyor. Evet. İmam bin o zaten söyleyecek biraz. Baya uzun yazmışız. Bak bir daha. Varmış gibi tepkimeler oluyor. Yaşıyor yani bu insan. Bizim dışımızda bir dünya yaşıyor. İşte bakın içsel alem, enfusi alem bu ya. Yani. Derin adam derler ya böyle itsel alem. E, vuku bulmadan vuku buluyor bunda. Abi, i̇şte berzah yani. Burada bir nokta var. Gelecek neredeyse. Gelecekte, yani gelecekteki bir meseleyi hissetmek değil de geçmiş gelecek değil ama belki benden... hissetmek demiyor. Vuku bulmadan önce vuku bulmuş. Ama orada bir vuku bulacak. Buldu buldu. Buldu. işte yaşanıyor. Yaşanıyor. Aynısı yazıyor bak. aynısını yazdık. Mesela geldi sana. Çok andika. Geldi sana. Çıkacak. Çıkmayanlar var. Hani var ya lehvi mahve ispatta şartları buku bulmasa geri gidiyor. Evet. O da yaşanıyor. Alemi şehadete sana gelmeyecek. Ama gelsin veya gelmesin vicdanda yaşanıyor. Gelecekse çıkar dışarıya. Vücut şahadete çıkar. Gelmeyecekse sen de yaşar gider. Ustad gibi. Dedi ki o alem geldi, o hakikat geldi, kuşu avlayamadım. Yaşadım ama kayboldu gitti diyor. O kuşu avlayamadım diyor. Hatırladınız mı? Evet. Kutsi kuşu avlayamadım diyor. Ama yaşandı. Mesela şey yapıyor. Amin duydum diyor. Dua ederken. Hafız Ali burada mı dedim diyor. Yok diyor ama duama amin dedi diyor. Orada yaşanıyor çıkmadı ama geri... Allah. Evet, kaza değil ama artık. Hüküm şey yapmamış. Onun için acayip bir sistem insan. İlle insan yaşadıklarının çocuğu değil. Ondan işte topladım, topladım, topladım. Dört tane aklın e, te, te, tayin pekmez gibi. Bak böyle tefekkürümü topladım. Tayin pekmez karıştırır gibi. Tencereye şeyi koydum. Aklın fikirlerini, vicdanın isterini, kalbin duygularını, Ruhun koydum dört. Karıştırdım. Ee, çıkan nedir dedim. İnsan hayalinin, hayallerinin ve düşüncelerinin çocuğudur. İnsan hayallerinin ve düşüncelerinin çocuğudur. Kendisini kendisi doğuruyor. Seni bulu o. rüşt. Şey seni bulu diyorum. Seni rüşt kendisini kendisinden imal ediyor. Hayal neyi hayal ediyorsan, neyi düşünüyorsan karıştır, olsun. Olsun, ona dönüşüyorsun. Acayip bir şey yani. Devam edelim. Şimdi daha metni okuduk ama bunu çok ders yaptığımız için hatırlınızda zaten. Fakat bahsedilmeyecek herhalde bir tarafı var. Onu ele alıyorum. Bu mevzu 171. sayfada Beraber işlemişiz. Bayağı da işlemişiz. Göstereyim size. Şöyle. Şu bak işlemişiz. Hissi kablel uku. İşlemişiz, İşlemişiz. İşlemişiz, İşlemişiz. Çok fazla. Tamam? Ee, onun dışında Allah halim. He. Benim de hocam var. Benim de hocam var. Abdurrahman sen hocam var da benim de yok mu? Mevzudan ayrılma. Tafsilata girme. Mevzu dışı soru alma. Tamam. Vuku bulmadan vuku bulması yani hissedar olmak. His neydi? Hissedar olmak. His hissedar olmaktır. Ona dönüşmek. Ha? Ama ilalemi şehadet cinsinden değil. Yaşarsın öyle. i̇çinde yaşarsın bir tuhaf, yaşanan bir yer. Rüştü abi bunu hayal için derdi. Hayali tarifi şöyle yapardı. Olmak isteyip de o, olunamadığının olunduğu bir şeydir, yerdir. Herhalde cümle aynı öyle galiba. Olmak isteyip de olunamadığın şeylerin olunduğu yerdir. Şimdi vicdandaki his de olunan ve olunmayan şeylerin yaşandığı yerdir. Yaşayıyor. Yani adeta buradayken orayı yaşıyor vicdan. Bir daha okuyorum. Vuku bulmadan vuku bulması yani hissedar olmak. Ne bahtiyarız ki hepimiz. Allah böyle bir durusu Kur'an'ı da talebe etmiş. Yeryüzünün zinnetidir diyor usta. Barla'da. Hadis. Sema eli, zemin eğline gıpta eder. Bir iki dakika. Yani bu, bu dersler kardeşim normal dersler değil inanın. Vallahi değil, billahi değil. Bu normal değil. Risale-i Nur e, sehli mümteniyedir. Bakarsın herkes anlayacağı şeydir. Başka bir noktada bakarsın Allah Allah nedir bilmiyor. Hissi kalbel vuku ile sen mirkati sünneti istemişsin diyor. Geçip gitmişiz. Ama mirkat, hissi kalbel vukuyu bilmiyoruz ki. Hissetmeden önce hissetmiş. Daha ne araştırıyorsun? E, bu, X şehirde yani Bursa'da bir hastane sahibi demişti bana. Hasan kardeş dedi. Bedihi açık mevzuları da zorlaştıran bir adamsın sen. Çok rahat anlaşılan şeyi bir de seni dinledim. Bir baktım ki hakikaten ben de anlamadım. Yani ama çok güzel anlamıştım. İnan dedim. Sen dedi bizi anla, anlamadıklarımız gırdaplara sokuyorsun. Tenkit ediyor kızıyor. Yaşlı benden. Yani Bakıyorum ne güzel anlamıştım. Seni bir, bir de bana seni dinleyeyim ya. Bakayım ne, neymiş ya neyi toplamış. Bir baktım ki hiçbir şey anlamamışım hicrette. Yani en bediği şeyleri de anlaşılamaz ha sokuyorsun bizi. Lan anlaşıldı dedi ya. Cevabı ne dedim biliyor musun? Abi haklısın dedim ya. Ben de ne güzel anlamıştım. Koymuştum külliyatı kenara. Dedim bir de yeni araçlara geçtim. Aynı bir tanesi de bu. Hissi kalbel Kim bakar ya hissi kalbel Bitti ya. Yani ama başka bir şeymiş. Ne demek Risale-i Nur? Sehli mümteni. Ben uydurmadım o kelimeyi. 25. sözde geçiyor. Bir bakarsın o zaman çok kolay. Sehil. Bir bakarsın bak başka noktadan mümteni imkan. Allah Allah. Yani Bediüzzaman okuyor mu okumuyor mu Risale-i Nur'u? Ha demek ki bizim anladığımız gibi okumuyor. Bizim anladığımız gibi anlamıyor ki okuyabiliyor. Ben zevk vermese ne okuyayım ya? Hatır için mi okuyacağım? hatır için hatır için din mi olur? Kur'an okuyamıyorsun da. Hadi okuduğumuza göre hayat boyu boyu benim demek başka bir şey var. E okuyalım. Vuku bulmadan önce vuku bulması, hissedar olmak olmadan önce olması, geleceğin o anda ifade edilmesi. Gelecek anda ifade ediliyor histe. Ama şahadette değil. Yani vuku bulmadan şuraya sağ elime şey yapın. Şurası gelecek olsun. Yok ters yapmayayım. Sahil size göre şey. Sahil geçmiştir. Kur'an'da Sol Solel gelecek. Gelecek tamam abiyle? Ama sana göre böyle yapayım. Gelecek burada olsun. Bu da geçmiş. Bu da an olsun. Daha vuku bulmadı. Alem-i vuku bulmadı. Ama bende vuku buluyor. Hissedar oluyorum. O zaman gelecek nerede sorusunu soracağım. Geçmişi buldum. Bütün yaşantılar geçmiş nerede? Anı da buldum. Okuyacağım mevzu ama geleceği size de takdim edeceğim. Gelecek şu anda nerede bilmiyorum. Ama biraz araladık galiba. Ee, fakat zandayım tabii. Beraber işleyeceğiz. Olmadan önce olması olması geleceğin anda ifade edilmesi gelecekte dururken gelecek gelecek gelecekte dururken his hissedar oluyor. Garip değil mi? Olmamış. Olacak veya olmayacaktı. İşte Ali'nin dedi, Olmayacaktı. Ama şartları tahakkuk etmemiş. Olmadı geri dönse. Levi mafe ispatta şartları vuku bu, bulmadı. Kudret taluk etmediği için geri döndü. Bir şey mahluk olabilmesi için ilmi vücuda kudret taluk ederse mahluk olur. Kudret taluk etmediği her şey ilmi vücuttur. Çok kolay. Bir şey mahluk nedir? İlmi vücuda kudret taluk ederse mahluk olur. Kudret taluk etmezse ona ilmi vücut denilir. Ee, eğer kudret taluk etmemiş, şartları vuku bulmamış, levh mavi ispatta geri dönse ama vicdanda yaşanmış. O zaman vicdan azabı da bu kefaret olması ciheti burada yaşanmış. Yani. Yaşanıyor. Evet yaşanıyor. Haşir meydanını Allah burada yaşatıyor. Hiç sürprizlik yok. Ne sorulacağını bana burada soruluyor zaten yani vicdandaki o azap da kefaret oluyor. Kefaret oluyor. Demek ki kudret alemine çıkmış. Evet. Evet. Tezahür etti bende. Ama kudret vücudu hissi giydirmiş orada. Vücudu harici giydirmemiş. Vicdanda niye yaşanıyor Abdurrahman demişti biraz önce. Niye yakıyor? Vücud, kudret vücudu hissi giydirmiş. Vücudu hissi. Vücudu ilmi. Kudret vücudu ilmi giydirir. Vücudu harici de giydirir. Şahit, şahit olur. Yani kesif olan bir şeyde içerisinde o da var. Üniversite diploması gibi yani. En kesif, en cami olduğu için. Bir, ben de bir şey sorabilir abi ya? Rabbi. Şimdi şu dışarıdaki ağaç, hani siz hep söylerdiniz ya, kiraz ağacı, orada kudret mi, irade mi? Önce. Şimdi, bütün şu alemi düşünün, şu dışarıyı düşünün, bütün ağaçları, varlıkları değil mi? Hepsi kudret tecelli etmiş değil mi orada abi? Evet. Ben olmasam etmiş oluyor mu abi? Seni dünyanda etmiyor ama benim için edecekti. diye. olarak yokuz. O zaman bütün bunları kudrete giydiren zaten insan mı oluyor sanki gibi geliyor abi ya? Yani ben olmasam, ben derken bütün insanlığı varsayıyorum abi. Ben olmasam o Kudret giymiş olmuyor ki abi ya. Sen sen olmasan alemin çekirdeği sen olmasaydın kainatı yaratmam sırrınca hiçbir şey olmayacaktı. Peygamberimiz Peygamberimize diyor ya sen olmasaydın hiçbir şey yaratmayacaktım. Yani sen alemin çekirdeğisin. Sen diyorsun ki ağaç olmadan önce çekirdeği yok sayalım ağacı neyin üzerine bina edeceksin? Abi mevcudatı zaten vicdan yata etmiş hissedar olursam yani vicdan şu manada baktığımız zaman Hasan abi vicdan kudretin tecellisinde bir esbab oluyor. Vicdan evet <laughs> kudretin tecellisinde bir esbab oluyor. Bir daha olmamış veya olacak veya olacaktı üç tane bak. Olmamış veya olacak veya olacaktı ama şartları tahakkuk etmemiş olmadı geri dönse vicdana geldi ama şahit şahadete inmedi çıktı geri gitti. Dönse bile his olmasa bile hissedar oluyor vicdan. Bak senin sana cevap verdi. Abi insan onu kimse kör gibi yaşıyor ya. Aynen öyle. Ne kör ne kolak hiçbir şey yok. Ha, aynen. Hiçbir şey yok. Daha yaşamadı kabul ediliyor. Kabul sen olmasan da hissedar. İşte. Yani namaz yok yaşamamış kabul ediliyor dün akşam derste geçmişti. Hayat yok. Ne olur vücut? Hayata da iman yok. O olur. Vücuda hayat olmayınca ne oluyorsa hayata hayat imandır. Hayatın hayat iman. iman da hayattan çıksa hayattan bedenden hayatın çıktığı gibi olur. İşte, işte o kadar. Kafir böyledir. Kafir e, vücudu hissi giydirilmemiş. Vücudi iman. İmana libas diyor. Ruha iman libası giydirilmemiş. Bu ağaç, bu ağaç ne kadar dersten istifade ediyor şu manalardan, tefekkürden. Tefekkür. Şu anda konuşuyoruz. His. Hissedar mı? Yok. Hiçbir şey. Değil. Kafir de bu dünyadaki böyle sif bedensel hazların dışında hiçbir şeyden hissedar değil hiçbir şeyden, hiçbir şeyden hissedar değil. Bu ağaç üzerinde his dersi yapıyoruz, tefekkür ediyoruz. Diyorum ki aklın fikirlerini, vicdanın isterini, elimi de vuruyorum. Vicdanın isterini, kalbin duygularını, ruhun latiflerini karıştır. İnsan bunun çocuğudur deyince bu ne anladı? Ne kadar hissedar oldu? Hiç, sıfır. Ha, kafir, uşkurluk ve midenin dışında hiçbir şeyden hissedar değil. Ve öyle olmuyor, yani. Allah muhafaza etsin. Ama olduğumuzun farkındayız o var işte var. Yani, Ama yok biz onun azabını da çekiyoruz. O çok da büyük nimet. Bir şey bende yoktur azabını çekmek nimettir. Memnun yaşamıyoruz. İyiyiz demez demiyor. Çok acı. Bir yerlere gireceğiz şimdi. Çok tuhaf yani. His böyle e, iyi ki bu mevzuya, bu araştırmaya girdim diyorum. Yani akıl akıldan önce okusam gene anlamazdım bunu Onun için hepsini bir yerde bıraktık. Hiçbir dersi bi bitirmemişiz sonunda. Biz bunu bitirmeye doğru gidiyoruz galiba. Sanki burada bir ara vermek lazım mı? Yok daha mümkün değil. Şunlar duruyor ya. Çok duruyor. Daha Mestevi'deki Berzak konuşmadık ki. Ben en sondan geri gidiyorum. En çok kazanımlarda... Daha başta hiç yok. Hiç sözlerden bir şey okumadık ki. Yani çok uzun bir proje bu. E, fakat iyi ki okuduk yani. Akıl projesinden sonra indik. Çok tuhaf ya. Yani. yani hissin, <laughs> öyle bir his. Hissi hisledik, hissi bıraktık hissi. Uçtu gitti. Rüzgar zannettik ya. Böyle esinti. Böyle dokunmak. Temas etti. Kokladık kayboldu. Tad aldık kayboldu. Dokundu, kayboldu. Öyle bir etkilendi, kayboldu. Hissi öyle zannediyoruz. Oysa bir dünya. Yani yaşananların ve yaşanmak olanların, muhtemellerin bile yaşandığı bir alem. Şey o zaman Hasan dediniz ya, his hisseder olma aslında sahiplenme yöntemi. İşte evet. Yani his hissi kullanarak sahip oluyorsun. Hisseder. Var yani. Bağır ediyoruz varlığın. Evet, biraz da gideyim. Çok ilginç şey olacak geleceğin anda olması Allah Allah. Ama gelecekte duruyor o. Çok tuhaf bak gelecek geçmiş. Dalim şahadette anda yok. Şurada yok. Geleceğin gelecekte dururken anda da yaşanması. Anladınız mı burayı? Çok tuhaf. Evet. Geleceğin gelecekteyken hala. Başka geçmişin geçmişteyken hala. Geçmişin geçmişteyken ha şu anda. Geleceğin geleceği değilken ikisini anda yaşıyor. Onun anı andır. Anda geçmişi, andan geleceği kaldırılan an yoktur. Gelecek neredeki his de var oluyor. Yani gelecek nerede? Soruyorum kendime. Neredeki his de yaşanıyor? Mazi ve mustakbel İmam-ı Mübin'de değil miydi? Diyorum. Evet. Burada da mazi ve mustakbel olduğu şey İmam-ı Peki burada ruh histe canlıdır, ruhludur. vücudi ilimleri var. Vücudi hissilleri var. Mazi ve mustakbel duruyorlar. Ama anda da yaşanıyor. Vücuti hissilleri var. Sonra dedi ki, soruyu sordum. Neredeler bunlar? Ama histe yaşanan şey canlıdır, ruhludur. Vücuti hissilleri var. Burada evet. e, az önceki söylediği konuyla da bize şimdi hissedince vicdan aklımıza geliyor bence burada e, vicdandan değil ruhtan konuşmamız gerekiyor. E, ruhun dört havasından birisi ya. Yani ruh bertebesine çıktığının alameti oluyor. İstediğin hani kabal geçtiğinde. Yani hep vicdan gibi bizim ot kodladık ya. Evet, ama e, ama da bir şey dört havası de... yani. Evet. Abi bizim de e, ruhun Ruhun oraya, oraya çıktığının alarmı. zaten e, vicdan e, vicdan bir berzahtır ruhun dışsalı demiştik daha önce dış alemin kapısı giriş kapısı e, vicdanın içerisine vicdanın anası revası ve ruhun dört havası yani bu his vicdana ait değilsin zaten o sistemin adı vicdan bu kimin aslında, kime ait? Vicdan denilen komplimin ruhundur. E şimdi ruha gireceğiz şimdi, yani bak. Zaman, e, bizim ruh seviyesine çıkmamızın alameti his o zaman. Evet. Hisle çıkıyoruz. Orada. Zaten diyor ki hissiyat insaniye. Hissiyat insaniye. Kalbin ve ruhun derece hayatını girerse çıksın diyor. Başka bir yerde hissiyat insaniye ruh seviyesine çıkarsa mazi ve Mustakbeli anda yaşıyor. Mazi müstakbel yok ki. Şahadette var. Şahadet ne demek? Ee, sıralanmaktır bilgilerin. Hadiselerin. Öncelik sonralık. Öncelik sonralık. Bu sıra, bilgilerin dizilimine zaman diyoruz zaten. Zaman diyoruz. Değil mi kay? Bu dirilme deni... Bu sıralanmaya denmiş yani. Sözler 110 her nevi yani o delilim işte diyorum ki burada kendime soruyorum. Mazi ve müstakbel, mazi ve müstakbel de iken anda canlı ve ruhlu vücudu hissi olarak yaşanıyor vicdanda. O zaman bu nasıl bir şeydir? Mazi ve müstakbel nerededir diye otomatik soru sordum. Kendime soruyor. Tefsir böyle yazılıyor zaten. Tefsire dikkat, te, usulü tefsirde e, mana çık, alimler nasıl çıkarıyor? Soru sorabilmek seviyesinde olanlar tefsir yazabilir. Soru sorarsan cevabın olur. Soru sormayasan külliyatta hiçbir cevap yoktur. Bu alemde e, iman, iman arayışı yani e, ben niye yaratıldım sorusuna, bu alemi yaratan kimdir sorusuna verilen cevabın adı imandır. Soru sormuyor kafir. Onun için imanlı o. Risale-i Nur'a sorumuz yoksa cevabı da yoktur. Öyle okursun, geçersin, çay gelsin dersin. Soru soruyorsun. E, mesela bir toplama yapacaksınız değil mi abiler? İlk önce al kalemi kağıdı. Soruları diz. <laughs> soruları diz. Sorular kalıptır, içi boş kalıp. Okudukça o kalıplar varsa su durur. Eğer o kalıpların yoksa su akıp gider. Onu tutacak bir şey olmaz, kabın olmaz. Soru kaptır. Soru ilmin, soru sormak ilmin yarısıdır. Es-su'al <laughs> İlmin yarısıdır soru sorabilmek. Soru sorun külliyatı. Bu niye? Tefsir de öyle. şart caza dikkat eder misiniz? Bu olması gereken bu niye edatla geldi diyor. Bu diyor mesela şeyle gelmesi gerekirken erkekle, T harfiyle, mühendis takili niye geldi diyor. Soru soruyor cevap geliyor. Çünkü zayıfların diyor, zayıflıklarını bildikleri için zayıfız. O zaman güçlüye ihtiyaçları var. Bir araya geliyorlar. Erkeklerin cemaatinden daha güçlüdür diyor kadınlar cemaati oluşumları. Niye? Zayıf oldukları için birbirine çok ihtiyaçları var. Bir araya geldikleri için zayıfların bir bütünlüğü güçlülerin güçlü olup bütünsüzlüklerinden bütün o daha büyüktür diyor. Daha güçlüdür. T harfinden çıkarıyor. Durup dururken çıkarmıyor demek istiyorum. Soru soracaksın. Diyorsun ki o zaman. Ey hakikat. Mazi mazide, istikbal istikbalde dururken, his de, hissedar olarak, canlı ve ruhlu, vücudu hissi olarak yaşıyorum. Peki nerede bu geçmişe gelecek? Benim neremde? Kendimi keşfetmeye çalışıyorum. Kendimle dolaşmak istiyorum. Neredeyim? Nerede bunlar? Soru sordum. Sözler 110 dedi. Her nevi ve her cüzün ilmi ilahide, muhtelif tavırlar ile mutadit vücutları, bir bir silsile-i vücudu ilmi teşkil eder. Ve vücudu harici gibi vücudu ilmi dahi hayat-ı umumiyenin manevi bir cilvesine mazardır ki mukadderat hayatı o manidar bak alim-i çıkacak ya mukadderat hayatı mukaddermiş mukadderat hayatının manevi bir cilvesine mazardır ki bu vicdanda mukadderat hayatı o manidar Bak kaderat hayatiye mazi ve müstakbel neymiş? Canlı. Elvay kaderiyeden alınır. Canlıdır. Daha gelmemiş ama canlıdır. Canlıdır, ruhludur. Bir kudret vücut harcı vermemiş. Ondan sonra nokta 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 e, arada şeyler var yazmadım. Evet. Alemi gaybim bir nevi olan alemi ervah. Nokta 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 elbette mazi ve mustakbel denilen alemi gayb. Alimi gayb neymiş? Usta söylüyor. Mazi ve müstakbel. Şimdi devam ediyorum. His buradan alıyor ki yani mazi ve müstakbelden 273 defter. His buradan alıyor ki haziran oluyor. İlmi vücut makamındayken mazi ve müstakbel ilmi vücut makamındayken vücudu hariciye geliyor. Geliyor histe. Yani ma mazi şey istikbal ve mazi vücud ilim iken imam bin iken vücudu hissi giyerek histe hissedar oluyor histe ilmi ilahiyede vücud ilmisi olur vücudu ilmi vücudu ilim de ilim de histe vücudu hissi oluyor vücudu hissi Şimdi aynı sayfa sözler 110'da diyor ki nokta 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 vücudu harici gibi vücudu ilmi dahi hayat umumiyenin manevi bir cilvesine mazardır ki manevi deyince sen ne diyoruz ki böyle manevi manevi derken vücudu haricisi de var ya yani. mukaderat hayatiye mukaderat hayatiye yani an o manidar ve canlı elva kaderiyeden alınır bir de bir daha o manidar ve canlı elva kaderiye kaderiden alınır. Sayfayı geç. Şimdi bu esas gel işte şeyimiz başladı. Sonuç almaya. Şimdiye kadar konuştuklarımızın sonu almaya. Bu vücudu ilmi vücudu hissi hisse dönüşüyor. He. Vücudu ilimler. Vücudu kudrete dönüşmeden önce ilk önce vicdanda Vücudu hisse dönüşüyor. Format değişiyor. Normalde şey oluyordu. Yani normali nasılydı? Ee, vücudu ilmiden kudretle vücuda çıkıyor. Biz ona muhatap oluyoruz. O zaman vücudu hissiye çıkıyordu anda. Evet. Öyle an zannettim. Normalde, normalde öyle ya. Evet. Yani ben olan bir şeyden hisse oluşturuyorum, Yani ilim vücuda çıktı. Ben ona mukabil oldum andayken. O bende vücudu hissiye dönüştü. Bir hissi vücut oldu. Ken o atlıyor o zaman. Zaman akışıyla yani. normalde öyle oluyor ama vücuda gelmeden <laughs> his direkt şeye geçti. Şey, hissi yani, kaldı. Işte dokuda mı diyorsun? Ha, hayır. Şeye geçti, öne geçti. İlimden direkt hisse geçirdi. Direkt aldı. Vücudu ilmi, vücudu hissi oldu. Vücudu harici olacaktı sonra vücudu hissi alacaktım. Öyle iken. Değil ya. Yani. Çok o da var yani. O da var. Acayip bir şey. Burada acaba... Eğer bizim dışımızda olanlar böyle senin dediğin gibi. Benimle alakalı olan her şey bu sistemle gidiyor. Enfusi böyle gidiyor. Afak'ı böyle gidiyor. Senin dediğin Afak'ta kudret, ilmi vücutlara kudret vücudu harici giydiriyor. Muhatap oluyorum ben. Alıyorum. Hisse mal oluyor. Geçiyor. Ama Benimle alakalı olan, <laughs> yani terakkiyatıma, fuyuzatıma, maneviyatıma tezahür etmiyor ki dışarıda vesaire. İlk o, o vücud ilmi, yani canlı elva kaderi eden ruhlu var ya benim subutu vücutlarım var benim. Ama şehadete çıkmayacak, ağaç gibi olmayacak. Sen görmeyeceksin benim vücutlarımı. O şehadete geçmiyor ki alıp da his olayım. O kudret daha taluk etmeden vücud ilime mazi, elim kalınca anlayın. Mazi ve müstakbel. Bende var oluyor ama sen buna hiç, hiç hiçbir zaman ezeli ve bedi muhatap olmayacaksın. Mutlalı olmayacaksın. Ben o vücudu ilimleri vücudu hissiye dönüştürüyor bende. Ona vücudu hissi giydiriyor. Ondan sonra ben yaşarım gider. Sen benimkisini, ben de seninkisini ezeli ebedi muhatap olamayacağım. Çok insan ağrına gidiyor. Bir dur. Yani ezeli ve ebedi insana şey en ağır. Yani hiçbir zaman ben seninkisine sen de benimkisine mutlalı olamayacaksın yani. Bu garip bir dünya. Herkesin imtiyazlaştığı bir alem. Bunu demek istiyorum. Herkes herkesten imtiyazlı kılan bir yer. An. Vücudi ilimler, vücudi hissi, bu kudret vücudisi giydirerek ben diğer insanlardan imtiyazlaşıyor. Ve hiçbir zaman sen beni, ben de seni ezeli ebedi bilemeyeceğim ya. Yani. Peki Adem Aleyhisselam'ın imanı mertebelerini mesela e, o yaşadığı kainat aleminden <laughs> tefeyyüz yüz ederek e, yaşadığı iman kemalat mertebeleri e, bir vücuttur. Vücudu hissidir, mahluktur arkadaşlar. Bu imanın dört mertebesi var ya, sureti kanuneti mahluktur. Onlar hep yaşadı, ben bilmeyeceğim hiçbir zaman. Hasan abi şöyle, cennette o e, ala surun sırrı var ya, eğer o manada sadece muhabbet etmek değil, senin donanımın ve şuursal seviyen eğer o şeyle mukabil gelebiliyorsa, onunkileri de sen orada e, surun mutabili sırrıyla... İnşallah. Sohbetine birbirine yani, bir iki hal gibi mi yani? Yani evet. kurtarıyorsa sen onların yaşadığı o bütün manalarla sen de teferi, yani iç içe bütün sonsuz ihtimaller... Herhalde öyle bir Tüm şey olacak ki birbiri içerisinde zevk bir versin. Şey yapsın, sonsuza kadar. Mesela evet. yani onun gördüğüyle, aldığıyla, şuurun, yani senin o cihazını çalıştırıyorsun Hani Hatır abi bir, bir ara demiştiniz ya bununla alakalı tam bunu e, mutabık sanki Hemenki sohbetle birbirini ikram, ikram, ikram ediyor. Evet. Hediye de... evet, yani sahabe sohbeti nebevide demek. Mesela sohbet, sohbet et. Yani kendini ikram etmek demekmiş. Bu benim fikrim değil ha çok ilginç bir şey. Sohbet eden zat kendisini kendisini ikram eder ikram. Bir de bu işin bu merak ettim. Bu e, hazır anda bahsettiğimiz afaktan gelip yaşanan bir sistem var. Bir de Elbüs Alevi'nde herhangi bir sıraya bağlı olmayan, zamana bağlı olmayan Elvan-ı alınan şeylerde. Bu işte. İrade, irade nasıl bir hüküm sahibi buldu abi? Burada... <laughs> i̇rade nasıl devreye girecek biraz gideyim bakalım. Abiler buraya vücudu ilimler, vücudu hissiye, vüc kudret şapınca yapınca hi vücudu hisse dönüşüyor. Ama hiç, hiç kimse mutlalı değil bu. Çok acayip hususi bir dünya. Devam edelim. Vücudu ilmi peki nerede? Soru soruyorum şimdi. Işte. Vücut ilmi nerede bende? Öyle ezber papağan gibi söyledim. Lefi mahfuzda var. Tamam da bende nerede? Lefi mahfuz dimağda neresinde? Vücudu ilimler neredeler? Üstü açılıyor. Yani zahirde ilim elde edilir. Zahir böyledir. Öğrenerek ilim elde edilir. Batında alınanlarla bende var olanın üstü açılır. Ha? Ha. Şimdi gelecek. Üstü açılıyor. Üstü açılıyor. Üstü açılıyor. Aslında dışarıdan yeni bir şey almıyoruz. Alınan yöntemle üstünü açıyoruz. Mesela müştehit olacaksın. O 16 tane ilmi elde ederek o hazinenin kapağını, hazinenin kapısını, kilidini nasıl açarım? Onun ilmi. Tamam. Okuma yazmayı ben öğrendim diye Risale-i Nur'u bilmiş mi oldum? Okuma yazmak onu oku, okuyayım diye. Bak okuma yazmak onu onu okuyabilmenin adıdır. Ama manayı okumak da başka bir meziyettir. Kitabı okumak manayı okumak değildir. Manayı okumak onu hissi, hissedar olmak da değildir. Hissedar olmak duyguya dönüşmek değildir. Duygu da latife değildir. Hepsi ayrı şeyler bunlar. Ha. Vücudu ilmi peki nerede? Tasdik denilen ilimde. Peki soru soruyorum. Kafam söyledi. İlim neydi? Şualar 154'te diyor ki ilim denilen tasdik. E, İlim denilen tasdik ha ilimler neredeyiz tasdikte. Hemen kafam durmuyor. Dur dedi. Yani ilmin tasdik edilmiş miktarı bu. Tasdik edilmeyenler var. O zaman şeyde ilim denilen tasdikteki ilim mazideki ilimdir. İstikbal ilmi değildir. Tasdik edilmiş Buradaki ilim mazideki tasdiklenmiş ilim. Onun için arkadaşlar ben tatmin olmadan durmuyor kafam zaten. Evet, devam ediyor bak şimdi. Tasdikteki ilim, mazideki ilim ilimdir. Andaki ilim ilim ise şu andaki e Peki üç tane ilim var. Ma i̇stikbaldeki ilim, mazideki ilim, andaki ilim. Tasdik neydi? Tasdik olmuş. Onaylanmış. Onaylanmayanlar nerede? Ha onaylanmış mazi. Onaylanmamışı arıyorum şimdi ben. Bir de yaşadığım şey nerede? Bu ilim. Üç tane ilim. Dur bakayım nerede? O serbest bölgedeki suretler. Kendisini arıyorum bu adamı İnsanda ben. İnsanda mı abi? İnsanda arıyorum. Güzel. Dur bakalım. Öyle ezber yapmıyoruz. Sözler 139. Biz de destekli Hasan abi. <laughs> Ama yok güzel oluyor. 139 e, sözlerde o ölmüş veya yatmış mevcudat alem. Bak. Ölmüş. Ölmüş değil mi abiler? Veya yatmış. Mevcudat alem. Yusebbihu sadasıyla ile işitenlerin. Kim? Kimlerin? işiten işitiyorsa Sağır olup kör olmuşlar. Belki divan olmuşlar ki bu hakikati görmüyorlar, işitmiyorlar, anlamıyorlar. Bu ölmüş zaten. İşte yürüyen ölüler, insanların ekserisi ölüdür. Tabuttadır. İşitmiyor çünkü. İşitenlerin nazarında. Bak şimdi. Yaşayanlar yaşa hepsi yaşadığını zannetmemek lazım biliyoruz. Tabut söylüyor da mezar mutalik. Tabutun tabut budur. Tabutta zaten. Diyor ki İşitenlerin zihinlerinde nasıl diriliyorlar? Sonra hüşyar oluyorlar. Sonra kıyam edip zikrediyorlar. Namaz kıyamdır. Haç kıyamdır. Arafattır. Haç arafattır. Arafat kıyamdır. Kıyamda duracaksın. Namaz kıyamdır der, dergah ilzetinde durmaktır diyor. <laughs> Ayakta durmak değil, kıyamdır, var olmaktır orada. Bak şimdi. Kıyam, kıyam edip zikrediyorlar. Yüsebbihu. tesbih ediyorlar. Kim sadasıyla işitenlerin, anlayanların değil mi? İşitenlerin. Biliyorsunuz şey kulak kalbe bağlı. Şimdi devam ediyorum. Bunu delil. Nerede diyor? Bir, Dirilecekler değil şeydeki ilim denilen tasdik. Yani ilim denilen tasdik ne demek? Tasdiklenmiş. Mazi olmuş yani. Daha değil diyor bak. Dirilecekler değil. İşitenlerin işitenlerin diyor. Sadasıyla işitenlerin zihinlerinde. İşitenlerin. Ha o zaman buna soru soruyorum. Dirilecekler değil. Şey dirilecekler değil dirilmişler de değil. Şu an kibi ile, şu andaki kip, zaman kibi ile diriliyorlar diyor. Yusebbihu. Sadası ile işitenlerin zihinlerinde diriliyorlar. Dirilmişlerdi, dirileceklerdi değil. Dirileceklerdi, dirilmişlerdi. Mazi ve istikbal. İkisi de demiyor. Diriliyorlar. Yani olmakta olandır. Şimdiki zaman kibi kullanıyor. Tamam. Demek ilmin mazisi tasdikte, ilmin şu anı zihinde, ilmin istikbalini boş bırakmış adam. Bilmiyor. İstikbali arıyoruz. <laughs> Ali dedi ki zihindedir. Zihin ilmin şu anıdır. Devam edelim. Bakayım bulacak mıyız? Devam ediyor. Bulduysan uğraş. Yok. Bağıma şöyle. Olmamış veya olmuş olanlar histe nasıl hissedar olunuyor? Soruyu sordum. Görüyor musunuz bu şeyi? Kaldır da ey Allah'ın kulu. Olmamış veya olmuş olanlar histe nasıl hissedar olunuyor? Olmamış bak. Olmamış. Gelecek. Olmuş. Mazi. Histe nasıl hissedar oluyor? Yani olmamış ve olanlar. Olmuş gitmiş. Olmamış zaten olmamış. Nasıl hissedar oluyor? Yani histe nasıl hisse dönüşüyorum diye soru sordum. Barla de Bu çok önemli. Yeni yeni bir şey bu. Şu andaki tespit. Yani bir daha. Şimdiye kadar konuştuklarımızın farklı bir şey. Onun için kalktım. Burası istikmal mi? Burası gelecek şey geçmiş mi? Diyor ki Olmamış gelecek. Olmuş mazi. İkisi de yok, anda yok. Ama anda nasıl yaşanıyor? İkisi de birden yaşanıyor, sıra yok. Mazi ve müstakbil anda yaşanması. Üç zamanın an olması. Üç zaman an olabiliyor. Alim şahadette öyle bir şey yok. Olmuşsa olmuştur, olmamışsa da olmamıştır. Alim şahadette hem olmuş aynı nokta. Hem olacak yani huve nüktesi var ya huve nüktesi. Yani bu havan bu zerresinde her şey var mı aynı noktada? Usta diyor ki siyah kalemle. Aynı noktaya bassam, bassan hiç kay oynatma. Ne kadar bastığın belli olmaz. Birbirini kapatır. Aynı noktada. Şimdi aynı noktada bütün efem dalgalar, aynı noktada ısı, ışık, çekim kanunları, itme kanunları var mı? Birbirini nasıl yok etmiyor? Gibi bak. Ma geleceğin histe hissedar olmak anladım oldum. Ben imtiyazlaştım, çekip gitti. Geçmişin de tatur edince yaşanabiliyor. Ondan bahsetmiyor. Olmamış, olmuş. Anda ikisi nasıl oluyor? İkisi de anda birbirini kapatmıyor. Mehrum Merhum Abdurrahman'ın vefatı. Abdurrahman Yılmaz'ın vefatı zama, e, zamanında bilmediğim halde, vefatı zamanında bilmediğim halde zamanını. O münasebeti ruheciyetiyle, yani ne zaman vefat etmiş, nereden bilecek? Bilmiyor. Zahirde bilmiyor. Başka bir memlekette ustad, yeğeni, Abdurrahman, yeni değil. E, abdul şey, kardeşi. E, vefatı münasebeti cihetiyle bilmediğim halde, o münasebeti ruhe cihetiyle his neydi ve vicdan? Ruhun de, e, havası yani ruh, ruhsuz düşünme vicdanı. Bak vicdan nedir diyor şu vicdan, irade, zihin, his, latife-i rabbani. E, Bunlar diyor içerisi vicdanın ana ve erbası dört mertebesi, ruhun dört havası. Yani bu kullanıyor, bunu kullanıyor. Bunu kullanırken bunu anlamak için, ruhu anlamak için bunu kullanacağız. Kullanılıyor. Şimdi diyor ki bilmediğim halde e, o münasebeti ruhiye. He, bir ruh bağı var hepimizde. Geçmiş gelecekte hepsiyle. insan ruhsal bir bağımız var. Şuurumuz olmasa cihetiyle. Fazla bir sarsıntıyı bak ruhe ruhi cihetiyle. Fazla bir sarsıntıyı Ramazan-ı Şerif'te hissettim. Dağılmamış. Ve olmuş uzak mesafe hissetmiş. Şimdi anladım ki şuur ve ihtiyarı olmayan çok ini kasat vardır. Çok acayip bir şey abiler. İni kasat, ini kasatların bir kısmı e, şuur ve ihtiyar olmuyor. Şuur ve ihtiyar olmadan e, vicdanda his de inikas oluyor. Yani olmamışlar ve olmuşların andaki olabilme yöntemi inikaz. Oraya yansıtıyor. Yani her şeyin yansıdığı bir yer. Şuurumuz taluk etse var ya o aynaya. Ha böyle gitsek dışarıdan geldik. Bu daireye girsek. Burası hep ayna olsa. Nereyi seyretmek isterseniz seyredersiniz. Erzurum'u, yaylalarımı, geçmişimi, mi, kabiri mi, geleceği böyle yansı. Burası inikasat olsa 18 bin alemin inkısat, inikas dairesi olsa burası girdiğin anda her şeyin her yerde olduğunu, alemi şahadette sıraya konduğunu göreceksin. İnikasat oluyormuş. Bakayım ne anladık? Ruhlar münasebet olunca ruhlarda bir bağ. Şuur ve ihtiyar olmadan inikasatlar yani inikasla temesulat farkı söyleyelim. O bilinmese bu da çözülmez. Güneş, ayna düşün. Bu çok antik ha. Ayna. Güneş buraya vurması temessulat oluyor. Yani güneş de çok farklıdır. Güneş de ayna arasında tefaül babıdır. Temessulattır. Yani şş, güneş de ayna arasında temessulat. Ayna da gene ne aynıdır ne gayırdır ama aynadan dışarıya vurursa inikas oluyor bu haşa Allah olsa veya 18 bin alem olsa şurası, bu ayna da ruhtur. Şuur ve ihtiyar yani akıl yokken birinci şuur. İkinci şuur vicdanda ya iki şuur var. Yani aklın bütünlüğü şuur, vicdanın bütünlüğü şuur, iki şuur. Şimdi diyor ki ihtiyar ve şuurum taluk etmeden ruhuma inikasat olmuş diyor ve hissedar olmuş. Ve ruhani in, e, inikas ettiğini nereden biliyoruz? Hisse inmiş. Hisse inmiş. Ruhtaki hisse inmiş. Arkadaşlar güneşten aynaya vurmaya temesulat, aynadan dışarıya vurmaya inikas. O zaman ustada gelmiş, zihnine gelmiş burada. Ruhuma diyor aynaya şuurum ve hisim yokken inikas etmiş. Bende akılda ortaya çıkmış. İdrakime gelmiş. Aa böyle o zaman düşünüyor. İnikas bak, e, ruhlar münasebet olunca şu şuur ve ihtiyar olmadan inikasatlar oluyor. Sirayet de bu. Mesela bir yere gittik, bir yere oturduk. Olumlu ve olumsuz. Burası ister istemez etkileniyoruz. <laughs> Niçin ben etkilenmem diyorsun? İnikasat var. Usta diyor ki bu sıkıntı bana dairiz oldu diyor inikasat olduğu için inikas var. Tamam. Bu akıl ve şuurun dışında sistem çalışıyor. Sen düşünüyorsun ki ben o ortama girersem aramlık selamlık düğünü dikkat edilmemiş yere bana bir şey olmaz zannediyorsun ya sen. Ha. O inikasat oluyor. Sen haberin olmayacak. Çünkü şuur ve İhtiyar olmadan ini kasat var. Arkadan oluyor. Sistem farklı çalışıyor. Sen zannediyorsun ki ben kıvırırım. Şuur ve ihtiyarım olacak zannediyorsun ama değil işte o. Arka bunun altından çalışıyor. Bu deri arkadan çalışıyor. Bakma garip garip. Efendim. Bir ismi soru sordu? Yok değil mi? Ha. İnikasat. İnikasat. Ruhumda. Bak. İnikas Ruhumda ruhu görü, görüyor ki... Ruhum ruhunu görüyor. Hisim hissini görüyor. Görüyor ki... Ruhun ve kalbin derece hayatına çıkınca... Şuur ve ihtiyar olmadan oluyorlar. Ruhumda ortaya çıkıyor. Hissi kalbel vuku da... Allahu alem... Bir şekilde şuura ve ihtiyar olmadan histe ortaya çıkması, histe inikas etmesi. Hissi kalbel vuku demek, hisse o alem inikas ediyor. Nasıl hissi kalbel Olmadan önce olması. Hissi kalbel vuku demek, vuku bulmadan önce vuku bulmuş gibi hissedar olmak. Hangi sistem çalışıyor? İnikas. İnikas etmesi, görülmesi, gaybta da ahirette inikas edebiliyor. Ha, demek ki he gayip ha gayip de şa, şey ahirette de. orada inikas ediyor. Hatta hissedersin. O alemler, o zatları hissedersin. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Şuurumuz ve ihtiyarımız olmadan giderken, Kur'an okurken veya dini bir şey yokken, bir obje yokken a geldi deden veya falan Allah Allah nereden geldi ya? O adam sana o anda rahmet istiyor inikas etti. Allah o kadar ona merhamet etti ki senin alemine düşürdü. E, vefat edenlerle böyle bir şeyde görmüştüm. Doğru veya yanlış bilmiyorum. Ruhlar benim ruhum, onun ruhu. Ruhlar ölmez. Bir, bir alem var. Nasıl bir alem olduğunu da bilmiyorum. Orada mulak görüşüyorlar. Musaade değil hani askeri gidersin, asker, askerliği ziyaret edersin ya. Pazar günü gideceksin. Bir de müsaade edilirse koğuşlarda bölükte değil de bir görün şey alanı, görüşme alanı oluyor. Kafeterya gibi. Nizamiye'de görüşüyorsun. Başka yerde görüşemezsin yani orada. Onların alemine biz gitmiyoruz rüyada. Onlar da bizim alemimize gelmiyor. İkisinin de olmadığı bir alem var. Orada görüşülüyor. Orada bilgi alışveriş yapılıyor. Bazı bilgiler veremez askeri sır olduğu için oradakiler. Veremiyor. Askeri sir demek ki gayb da ahirette vicdandaki his de böyle inikas ediyor. İnikas acayip bir şey sistem. Devam ediyorum. Daha bitmedi bu sorun cevabı. Var mı sorun cevabı? Ba bakacağım yani ilmin mazisi tasdikte, anda, zihinde İstikbali dur bakalım var mı? Evet. Söyle, merak ettim. Ben istikbali kalpte diyorum, cemide ruhta. Çünkü şeyde şöyle diyor ya, siyati insaniye ruh derecesinin çıktığı vakit o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nispeten mazi ve müstakbel olan vakitler ona nispeten hazır hükmündedir. Mektubat 51. Demek ki ruh mazi ve müstakbeli hazır ediyor. Yani hepsini cemeden, anı da alıyor. Kalpte niye istikbal dedim? Çünkü bütün orada piristte, her şey orada var. Hepsi oraya dercedilmiş bir olduğu için. Kalp kainatın ruh şeceri hilkatın aynasıdır. Kalp kainatın filisti. Doğru. Ama ruh ise şeceri hilkat. Yani ruhta yok yok ki. E, Dedin doğru. Öyle bir şey söyledin ki her şeyin olduğu bir yer. Kesin. Evet. Çünkü ruhta yani. Ama şu. Şimdi burada e, akıl ya. Bu lefi mahfuz değil mi? Şimdi buraya gelmenizi istiyorum da. Bu lefi mahfuzun bizdeki karşılığı mı? Tamam mı? Lefi mahfuzda iki sistem çalışıyor mu İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin? İmam-ı Mubin, Kitab-ı Mubin. İma, kitab bin nedir? E, mazi ve müstakbelden değil, andır. Değil mi ki? ki kudret ve his. i̇mam neydi? Emir, ilim. Mazi ve Mustakbel. İkisi, i̇kisini burada arayalım. Tamam o ruhta kesin. Kalpte de kesin. Kalp kainatın. Ruh şeceli hikatın haritası. Hani e, tam, ama dört mertebeyi daha genişlersek o zaman sureti kanı değil. Eğer konuşursak bazı şeyleri dimada bu, vicdanda bu, kalpte bu, ruhta bu diyoruz. Değil. Şimdi bu kafada ilmin mazi mustakbel hali nerede? Evet ilk önce ama zihne indi ki çünkü zihin üstünü şey açıyor ya tefekkür. Yani kafadan yani. Çafa, ama yani anda yaşanıyor. E sonra zaten önce çalışmıştık. Her şeyin sureti serbest bölgeydi. Değil mi? Her şeyin su yani. serbest bölgeydi. kanuni eti akıldaydı. Hakikati tasdikti. Mayyeti itikattı kafada. İtikattı yani. Mazisiz, istikbalsız itikat olur mu? İlimsiz de itikat olmaz. Ya delidir, ya çocuktur. Onun da itikadı şey denmiyor. İmanı var çocukların, delilerin itikadı yok. İtikat aklidir. Aklı olmayanın dini yoktur diyor hadiste ya. Dini yoktur derken <laughs> imansız değil yani. Din muhatabı değil. Yani teklif edilmemiş. O zaman kafada her şey ilmin sureti serbest bölgedir. Kanuneti akıldır. Hakikati tasdiktir. E, mahiyeti ise... ...etikattadır. Ama burada... ...çok tuhaftır. Bu ilmi buraya koyduk. Fakat... E, ...vicdan bunu... ...bunu nasıl yaşıyor? E, hiss hissedar oluyor. Bunları... Yani ilmi vücut değil, hissi vücutla nasıl dönüşüyor? Yani ya olsun veya olmasın şahadette. Hiç fark etmez. Ben yaşıyor muyum? Ben yaşıyorum. Yani bahar gelmemiş. Adamın içi bahar. Cehennem değil, cehennemi yaşıyor. Cehenneme gitmeden cehenneme gider diyor. Şefkat ilmi vücut değildir. Değil mi? Şefkat ilmi vücut değildir. Çünkü şefkat şuunat-ı zatiyedendir. Öyle kuralla düşünün. E, şefkat-ı mukaddesi nerededir? Şunat-ı zatı. İlim nerededir? Şef e, şunat zaten şunat bir altı olan zati sıfatlar. Onun da altı subutu sıfatlar. İlim orada. İlim çok aşağıda. Niye sordum? Ee, yani bizim ilim e, şey yaptıklarımız... Yöntemle düşmenizi istiyorum en azından. Yöntem yöntem. Hiç çıkmayın. Mesela şefkat mı daha üstün? Merhamet mi? Ee, muhabbet mi? Şöyle düşünce, sistemle düşünmeniz lazım. E, ee, mahiyeti in şunatı zati in aşağı, sıfatı zatiye, sıfatı subutiye, esmalar. Tamam Sistem böyle. Şefkat nerede? Hemen onu görün. Siz soru veya sen düşününce veya bir soru sorulunca. Şefkat nerede? Hemen götürün elini. Şunatı zatı de. İlim nerede? Subutu sıfatta. Oho arada şey var. Ya bizim ilim dediğimiz şeyler nedir? Bana örnek verebilir misiniz? Kudret e, vücudu harici vermemiş. Hakikatlar. Suret mi? Suretle mi çalışır? Yok suretle değil. Sureti de yok. Yani kudret bak üç tane sıfat var ya. illeti tamir. İlim, irade, kudret. Tamam. Şimdi proje gibi. Mesela ustad ilmi vücuttur diyor çekirdeğe. İlmi, yani çekirdeğin içinde karbon, hidrojen, azot, oksijen değil. Ağacın işte orada gör. ağacım projesi ilmi vücuttur. Çekirdek. Ee, zaman buranın zamanı yok ama orada dehr esması var. Lefi mahve ispatta çalışır. Lefi mahfuzda çalışmaz o zaman. Eee çekirdekteki ne şey mi? Yani e, ilim, İlim ona da çalışır, ona da çalışır. Çıkarsa çıkarsan lefi mahve ispat'a geçer. Çıkmazsa lefi mahfuzda. Bak şimdi. Lefi mahfuz burada. Lefi mahve ispat burada. Alim şehadet burada lefi mahfuzda çıkmış şey çıkacak çıkmayacaklar da gelir. Bu esma taluk Buraya geldi. Nereye? Lefi mahfe ispata. Şartları tahakkuk ederse Edirne'de İspalaya gelirse Yunanistan'a çıkar. Ama evrakları eksikse geri döner gibi. Yani çıkacaklar ve çıkmayacaklar fark etmez. O lefi mahfe ispata gelir. Bakar evrakları tamamsa Ali şehadete çıkar. Evraklar tamam değilse geri gider. Şirkete geri dilertir. Mal çıkmaz. Devam ediyor. Biz bazı şeyleri hani ilim kanalıyla öğreniyoruz ama öğrendiğimiz şey, vefatını öğrenmemiz bilmeden ama e, yani o yani o ilim farklı bir şey. Tabii ki ilmin sıreti var. Vefatını gördü. İlmin kanuniyeti var. İntikal ettin. Dika akılda bak. İlmin serbest bölgedeki durumu. İlmin akıldaki durumu. İlmin tasdikteki durumu. İlmin itikattaki durumu. Hepsi farklı. Ne bileyim Moğol soktu da bizi. Evet. evet. Bunun tersi de oluyor. Yani his kendini dışsal olarak ifade ediyor. Yani bakın his de kalbin ve ruhun derece hayatı inikas ediyor. İnikas, inikas sırrını yakalamıştık. Ondan çıkmasaydık iyi olurdu. Ahirette, gaybda, vicdandaki hisse inikas. Yani burada neyi şey yaptık bugün? İnikas yöntemiyle his, hissedar oluyor. Marcus, abi belki bir hissiyat. Belki bir mertebesi öyledir abi. Evet olabilir. Bunun tersi de oluyor. Yani his kendini dışsal olarak ifade ediyor. Barla 281'de diyor ki, e, bu da acayip. Şimdi içe bu olmayan var oldu. Şimdi vi, vi, histe olan bir şey, maddeye nasıl tesir ediyor? Şimdi tersini düşündüm. Bir daha. Toparlanın. Olmayanlar histe nikas oldu. Olanlar vicd şey, vicdandaki his kendini dışarıya nasıl ifade eder şimdi? Bak şurası berzattı. Olmayanlar buraya geldi. Konuştuk şimdiye kadar. Olmuş. Maddeye nasıl tesir edecek? Konuşmaya nasıl tesir edecek? Davranışa nasıl tesir edecek? Psikolojimizi nasıl tesir edecek bu? Ona geldim şimdi. Tamam dedim. Mazi ve müstakbel oldu. Bir derece ini dedik. E vicdandaki dışarıya nasıl olacak şimdi? Nasıl çıkıyor? Psikolojimi, e, maddemi, sanatkarlığımı, Mesela parmağı uzun olan sanatkar olur, şöyle olur, böyle. Buna nasıl oluyor? Şimdi anladınız değil mi? Farklı bu. İbarla 281'de diyor ki, manevi halis samimi hisler. Manevi halis, sufli değil. Samim, sahtekar değil. Hisler. Maddi nakışlar suretinde kendini hissettiriyor. Ha, bakalım. O hisler var ya manevi Üç tane şey bak. Manevi, halis, samimi, hisler. Maddi nakışlar suretinde kendini hissettiriyor. <laughs> bunun sırrı, bunu, bu sırra ben mutlalı olduğum vakit Galip dayı aynı hisse iştirak etti. Öteki sayfaya geç. Ha, geçmene gerek yok. Çünkü sayfası yok. Burada bırakıyor. eee Diyor ki manevi halis samimi hisler kendini maddede eylemde tezahür ettiriyor. Temesulat temessulat buydu. İni kasattan da işte aynanın kabiliyetine göre e, dimada ise eylemde ise değiştiriyor. Yani orayı o yapılandırıyor. Mesela bakıyorsun adam bir o konuda e, mahir. O konuda usta, o konuda kendini kontrol edebiliyor. Ee, bu çıkarken, vicdandaki his dışarıya çıkarken, o bazen, diyelim ki akıl, diyelim ki serbest bölge, diyelim ki davranışlar, bu his oraya vuruyor, ikilem herkes yaşar. Böyle deriz ki, aha bak geldi, içim diyor ki böyle yapma. İçim diyor ki de, deme, et etme. Ver verme. İç mesela ayette de öyle diyor. Tam zikat vereceği kişi şeytan hali, yarat gelir. Der ki biter verme. Biter verme. Onun yanında dedi sol kulağını öfler. Bu arada insan kendisini çıkarıyor <laughs> vicdandaki ve O his ulvu ver. Samimi. Halis samimi ister. Manevi ister. O da aktif olur. Şeytan şey, Şeytanın bu telkiniyle vicdandaki manevi halis samimi hislerde kaşılık verir. Ee, bu ikisi çamaşır gibi yani bir böyle çevirir, burada böyle çevirir. Su aktığı gibi. Ondan sonra okay ikisi böyle olunca su akar abi. İki su su akar. Yani kendisini iki tane yapıdan peki niye anlattım şeytanı biliyor musunuz? Bu ma manevi halis samimi hislerin maddeye dönüşmesinin kesif bir aynası lazım. O da şeytan. En kesif, en camidir. Bizi en iyi gösteren şeytandır. Melekten daha fazla. Şaşıracaksınız. En kesif, en camidir. Beden en kesif olduğu için Allah'ı en fazla gösterendir. Tamam. Şimdi şeytanı kaldırırsanız melek hayatımız gibi olur cennette. Bilemeyiz kendimizi. En kesif, en camidir bizi en iyi gösteren bizi ayna olan şeytandır. Ondandır ki şeytan kemalat-ı insaniyeye ve makası hayr hayri külliye vesile oluyor. İki sıfat kazandırıyor. Bunu azmetmek anlamak kolay değil. Hemen tepki bir gibi oldu. Evet. Çünkü latif-latife pek ayna olmaz. Ancak anlamlandırır. Latif-latife nur-nura o kadar ayna olmaz. kesif nura ayna olur. İnsan en cami ise en kesif ayna olması lazım. En kesif ayna lazım buna. İnsana en kesif. Şeytan o zaman kimdir? Allah bizim en latifimizdir. Allah'ın en zıttı ise şeytandır. Bir daha. İnsan berzahtır. Allah'ın zıttıdır şeytan. Zıttı yok da bize ayna lazım. İnsan berzahtır. insanı berzahtırlar. Allah en latiftir. Latifelerin latifeli. Her şeyin tabii. En latiftir bu tarafımız o. En latif tarafımız bu. Ama bize aynı olup kemalat insaniye bir makası da hayri külliye vesile olacak. Biz Allah'ın e, dışında 18 bin alemin en latifiyiz. Bize en kesif bir ayna lazım. En kesif bir ayna melek değil, Alem-i şahadet değil. O değil, bu değil en kesif ayna Allah'ın en zıttı olan aynadır. Allah'ın en zıttı aynası en zıt. zıttı yok da ama böyle yani. Hani şirkin vücudu yok. Ama kafasızın kafasında var ya. O iç alemimize aynadır. Şirk olmasa iç alemimizde biz zıtları ayırt edemeyiz. İç alemimizdeki en kesif ayna zıtlar birbirinden ayrı ayırt edebilen şirkin yani varlığıdır. Alim hariçte şirkin vücudu yoktur. Kafasızın kafasında var. Olmasının sebebi nisbi ve itibarilerimizi yeri yerine oturtuyoruz. Bu budur, bu da budur. Bu da budur, bu değildir. Ha. Şeytan da bu cihette Allah'ın en zıttı, bizi en latifenin, en latifliğini nasıl göstereceksin? En latifin, en latifini, en kesifin, en kesifi göstermesi lazım. Şeytan en kesiftir. Onun adına, o sistemin adına şeytan denmiş. İyi ki denmiş. bu şeytan bir sistem diyorduk abi. Sistem. Ama ben şöyle aklıma geldi. Biz doğarken bizimle bir ifrit doğuyor ya. Acaba olmasın abi yani? <laughs> bizimle olan da yani kesif işte. O iç alemimizdeki kesif. İkisi beraberdi zaten. Şeytan vesvese ötekisi vehim. İkisi ayrı. Evet. Yani şey, nefsin ustadı kim? Abi, ustadı. Münafıksa bunların ikisini birleştirip hiçbir şey göster şeytan gösteriyor. <laughs> aynı oluyor. Münafıksa hiçbir şey aynı olamadığı için daha beter oluyor. Değersiz oluyor. Ustad diyor ki evliyeyi azim eden, nefse mar eden, şiddette e, e şey koktuğunu gördüm diyor. Aca, Allah Allah şeytanı bitirmiş. Bu başlamış bu sefer. Yani ikisi aynı yani. Yani içeride ve dışarıda. Şeytan biliyorsunuz girer çıkar. Yani daimi değil bizde. Kaybolur gider. Ama ötekisi bizimle var. İç halimi o yapılandırıyor. Burada bununla bu önemli değil. Kıyas etmiyoruz. Allah'ın en zıttı, bizi en latifin en latifliğini gösteren kesifin en kesifi şeytandır ve türevleridir. Türevleri nedir? Münafıktır, kafirdir, nefse maridir. Bizi la, latif olduğumuzu kesifle anlıyoruz. Heva içeridedir. Heva e, ilahtır içeride. İlahlık iddia eden. Bunu kim yaptı? Kim vesile oldu? İçerideki nefse mahre. İlah. Men ittahaza ilaha huva hu. Hevahu. Şeytan olmasa heva Cennette heva tarafı var mı? Mesela cennette olsaydı Adem Aleyhisselam e, heva olur muydu? Aktif olur muydu? Bütün yazılıma dahil. Bütün yazılımı var Adem Aleyhisselam. Nasıl aktif olacak? Cennet olduğunu bilen bilmiyordu. Hatta insan olduğunu bilmiyordu. Beşer değil ki insan olduğunu bilsin. Bilmiyordu yani. Hiçbir, şey, hiçbir organın şeyini bilmiyordu. Sonra hayal yerleri açıldı diyor. Ondan önce açılmadan önce bilmiyordu böyle bir varlığın. Bu çağına gelmeden çocuk bir şey bilmediği gibi veya daha fazla. İlah olduğunu ben ilahım nasıl neyle der? Şeytan, nefse mareyle der. Üç tane. Şeytan, nefse mare, ilahlık. İkisi benim dışımdadır. İlah bende yazılımda var. Kullanızı bir nas? Melikin nas? İlahin nas? Birisi rububiyet, birisi uliyet, birisi ilahlık. Birisi vesvese, birisi vehim, birisi şey, şeddat. Birisi firavun, birisi nemrut, birisi şeddat. E hep <coughs> deriz ki firavun şöyle, nemrut böyle. En, en berbatı şeddattır. Çünkü İrenbalları sunuyor. İren ballarını bana göre tabii en berbatı. Kıyas edilmiyor da ama çünkü Firavun, e, Firavun'la Nemrut hangi şerdir diye derler. Alimler bab açmış. Nemrut daha şerdir. Çünkü Peygamber ateşe attı. Ötekisi öldürmek istedi öldüremedi. Ötekisi attı ama ölmedi. E, peki Şedat niye şer? Çünkü e, hepsi var şu anda. Firavun bize kibiri bıraktı. Nemrut bize inatı bıraktı. Şedat bize gaflet ve dalaletin bırakarak İrem bağlarını bıraktı. Hud Aleyhisselam dedi ki girmeyin. Bana zarar olur deme. O İrem bağlarının bir özelliği var. Her yer senindir. Hiçbir yer senin değil. Girersen o kadar cazibe ki çıkamazsın. İrem bağlarının bu asırda bir manası televizyon veya internet. Her yer senin. Hiçbir yer senin değil. Her yerden git istifade et diyor. İşte İrem bağlarına girmeyeceksin. Ee, ve Risale-i Nur talebeleri imansız kabre gitmezler. Ve anlatılan bu müjdeyi Kur'an'ıya Hud Aleyhisselam'ın Hud suresinde geçiyor. Ben de merak ettim. Manidar bu müjdeyi Kur'an'ıya Nur talebelerine ise ya bu hangi surede geçiyor dedim ya. Ne anlatıyor bu ya? Yani imansız kabre gitmezler. Merakı beni sardı. Gittim baktım, ne var bunun? İrem Bağları. Lan, ben İrem Bağlarında da serserim bir tanesi yapmış. 700 senede yapmış. Ama ayette diyor ki böyle yeryüzünde, yeryüzünde böyle bir şehir kurulmamış. Yok yani şimdi de. Kurulmayacak da. Nasıl bir teknoloji? Ne yapılmış? İrem Bağları. Her asırda masadakı var. Kur'an'ın mutadit manası var. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulun. Eğer bu üç nazarla bakamasan, mı tadit manası var, bir. Her bir mana küllidir, iki. Ee, her asırda bir efradı var. Bu üçü bakamasan, İrem Bağları'nı bu zamanda göremezsen, okusan ne olur ki onu? Bu asırda İrem Bağları'nı, bu asırın hudunu görürsen, şeddadını görürsün. Hudu bilmiyorsun kimdir. Şeddada bak. Peki nasıl girer İrem Bağları'na? Merak ettim, tamam da nasıl girer, nasıl durdurur maziye, vahye kulağa sar edilirse, <laughs> yaratılış hikmetini kaybedip ahirete kör olursa, ahirete kör, vahye kulağın tıkarsa otomatik İrem ballarındasın. İrem ballarına girdin mi? Vallahi çıkması çok zor. Nereden biliyorum çok zor? 123 mesleğde diyor ki Allah'ın büyük bir inayeti lazım ki kurtulsun. Alemi şahade, şey, dünyaya diyor öyle menfezler, pencereler açar ki oradan çıkmak, kurtulmak pencereler açar diyor. Menfezler açar, öyle geçiyor mesnevi Onu öyle bir menfezler, pencereler açar ki oradan çıkmak, huf, bu vokumdan çıkmak kendine mümkün ise yapamazsın. Ancak Allah'ın özel inayetine mazar olanlar yapar diyor. Buldunuzsa bakın 123. Evet. he? Okur musun? İyi elemeyi öyle. Şurayı ağzı bir köy şekline sokan şu. Bak köy şekline sokan. İren balları. İnternette bak. Şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmış. Gaflet neydi? Dur. Öyle geçtik. Gaflet-i dalaleti. Ey nur talebe kardeşlerim. Gaflet ve dalalet Hep asırlarca okuduk ama bir Allah kulumu bir bakın daha. Bir bakın. Lugatta değil. Gaflet ve dalalet. Yaradır şükmeti unutmak falan falan. Şurası değil. Dalalet vahyi kulağını sağar gaflet ahirete kör gafletle yani ahiret inancı insanda kalkarak hazab hazıra itti bizi gaflet de ne dedi gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır tadili büyük bir himmete muhtaçtır ve keza beşeriyet ruhundan dünyaya nazır pek çok menfezler açılır beşerin ruhunda pencereler menfezler menfez yani kapılar kapı yani Bunların kapatılması ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesse. nasıl kapatacaksın hadi mouse'la? Ha kapat da göreyim saat o saatte de. bir 1'de 2'de. Hadi kapat da göreyim. Kapatma gücün yetseydi zaten girmemeye yeterdi. Onun için yanaşma demiş. bu, mudur? Hayır. İrem bağlarının bir manası bu zamanda bu. Ne, nasıl buna vardım? Beni benden neden sebep nedir diye baktım. Ben de geçirdim nazarımı. İrem bağları neresi olabilir? Bilmiyorum Osmanlılar Belediye'de yaptılar mı böyle bir bağ? Arnavutköy'de bir bağ göremedim böyle bağları. İrem bağları yok. Nerede bu bağ? Kur'an'da var diyor. Ba niye koydu Kur'an'da? Mazim. Ben ne yapacağım Muhtar Aleyhisselam? Değilim, Şeddat da değilim. İrem bağları da yok. Büyük Arnavutköy Belediyesi'nde böyle bir bağ yok. Geçen cumadan geldik, dua ettik size. O bağ, şeyden, parktan çok güzeldi. Ama İrem bağlarına benzemiyor. İrem bağları nedir? beni benden ediyor. E, Hud uyarsam beni ben ediyor. Beni benden neden? Demiş ya altı çizilecek kişiler var, üstü çizilecek kişiler var. Altı çizilecek kaliteli adamdır. Üstü çizilecek adam atarsın. Yani beni benden neden var, beni ben eden var. Evet, devam ediyoruz. Ecelin yalancı cenneti dediği de oluyor. Yani. Evet. Yalancı cennet. Zaten öyle dedi adam. Ne dedi biliyor musun? Dedeni söyledi zaten. Ey Hud. Tamam ben inkar etmiyorum dedi. Senin Rabbin göklerin Rabbidir. Ben de yeryüzünün Rabbiyim dedi. Namussuza bak ya. Kur'an'da üç kişi alelen ifade edilir. Allah'a kafa tutan. Meydan okuyan. Şimdi şey okuyoruz. Sayfa 271 ağaç. Gaflet ve dalalet bir de şeddat kuvve-i şehviye ile neyi onu <laughs> da söylemişti siz bir ara. GPS diyor 3 tane şeyi aktif ediyor da Kuvve-i Şevve, Kuvve-i Gadebi, Kuvve-i Akliye'nin bir tanesi 3 tane ya 3 kuvve, bir tane Nemrut bir tane Firavun'u, bir tane Şeddad'ı şey yapıyor e, evet Allahu Alem Kuvve-i Şeviye'yi şey yapıyor e, ee, Şeddat, Kuvve-i e, Gadab, Kuvve-i Gadab, Kuvve-i Akliye hangisidir en çok Gadab? Nemrut'tur. En çok çünkü peygamber attı. E, ee, Kuvve-i Gadabiye, Kuvve-i Akliye. Kuvve-i Gadabiye dalında Nemrut da Firavunları Şeddatları Beşer'in başına atmıştır. Bak üçünü. Gadab. üçü de var. Yani üçünü de atmış ustad. Kur'an'da Üçü direkt Allah'a meydan okuyan geçiyor. Çok acayip. Çok acayip bir adam ya. Bin sene yaşamış. Bir, bir, 33 ortalama ben şey yaptım. 33'den üstün. Yani bir arşından aşağıya boy yok. Arşın diyorlar. Bir arşın biliyorsunuz 60. Onların şeyi. 60, 60 metreden aşağı boy yok. 100 metre ile 60 metre arasında boyları var. He, he, Hutu heybeti diye geçiyor değil mi? Cevşende dua ederken. Daniel, Daniel hikmeti. hutu heybeti. Heybet. Onun için şey Yemen'de bulunmuş ya at kaminin o şey boyları çok uzun. 100 metre, 50 metre, 50 metre yok. 60 tane aşağı metresi yok boyu. Her şey böyle. Ulan 100 metre olan bir adamın midesi ne kadar büyük olur ya. Evet vel, vel huydu heybeti. <laughs> ya Cevşen kaçıncı sayfada bak hele. <laughs> e, tamam. Barla 223, defter 271. Bunu şu tutkartta e, gider uçakta okumuşuz burayı. Not almışım bak üstünde yazıyor. Bu fikrimle nefsim hesabına bir hissi gurur aramıyorum. Ba Gördünüz mü abiler? Açtır mı sen? Önemli değil bundan sonra. Göz. Ben de araya gireyim. <laughs> biz, biz görsel olarak e, İrem Bağları'na giriyoruz. E, Orayı bir nevi yaşamış gibi oluyoruz. Yani kişi o pencerelerden o, oymuş gibi e, bazı hissiyatlar ortak olabiliyor. O zaman e, allah Teala e, bir şekilde hikmetiyle e, lütfederse Adem Aleyhisselam'ın hayatına girip müşahede edersem, onun penceresinden o filmi seyredersem o mertebeyi yaşar. Çünkü öyle diyor. Derece hayatına gir. O şahsi manevisini hissettim dedi ya o işte de. Onun ruhunla ruhuna, aklınla aklına, kalbinle kalbine, vicdanınla vicdanına giriyorsun. Yöntem bu zaten. dersin, başında hiç ee, dersin başındaki o senin özel şeyin var ya nasıl burada hissedeceksin ki onu? Hani ee, ruhunla ruhu girsem bile o yaşandığını ben bileceğim ama yaşayan o ya. Ama şeyin söylediği Osman Allah surur mukabilin demişti. Biraz böyle kafamı da yattı yani o. Demek orada ne konuşacağız? Ne var ne yok diyeceğiz? Yani Anotkyo elma yedik falan onu konuşacak değil tabi de ne sohbet edecekler yani? O ben söyledim diye o öyledir yüzde yüz değil ki. Ben böyle, böyle de, o... Dünyadaki Şimdi, hatırat diyor. O zaman Adem Aleyhisselam'ın dünyadaki hatıratını. Hatıratın derken yaşadığı haletleri, hisleri ve <laughs> demek ki yaşanabilecek ya. Yani. Hadi bakalım. Barla 223. Bu fikrimle nefsim hesabına bir hissi gurur arıyorum. Hissi gurur. Hissin gurur olduğunu. Ha aramıyorum. His gururmuş gurur his imiş. Allahu alem diman, kalbin ve ruhun bil kuvvelerinin his boyutunca his boyutunca cemül cem olmasında ibarettir his. Neymiş? Dima. iki kalp. Bak buraya katayın pekmez gibi. Dima. Kalbini ve ruhunu ve tüm mertebelerini e, cem edip Yaşandığı yerin adıdır. His. Bir daha. Es geçiyorum dört tane. Yak. Akıl, vicdan, kalp, his. Vicdanı es geçiyorum. Akıl, kalp, ruhun. Bil kuve, bütün mertebeleri yaşanmamış daha. Ve yaşanmış. Anladın. Hepsinin yaşanabileceği bir yer. His. Hissedar olma. Yaşanmamış, yaşanabilir. Yaşanabilir şadid ama yaşanmamış. Yaşanmayacak da. Ama yaşanabiliyor. Da bir şey ya. Çok garip ya. Yaşanabiliyormuş. O kadar müjde ki bu. Onun herhalde bunu nasıl daha önce çalışmıştık? Bu tövbedir yani. Şey tövbe diyorum. Tövbe istiğfar. Yaşan, yaşanamamış ama yaşanmak istenen şeylerin yaşanabilir haletini sonu sokan İstifardır. İstifar bu olmak isteyip de olamadığımız vücutların ezikliğinin e, talibidir. İstifar, peygamber. Tövbe ise, günahların vücudun ortadan kaldırma ezikliğini. Tövbe günah vücudunu, istifar olmak isteyip de olamadığımız vücutların yaşanabilirliğini veriyor sana. Hem dünya hem ahirette adeta istifar ruh, vicdanı böyle şey yapıyor. Bak dört tane ya. Akıl, vicdan, kalp, ruh. Aklı devre dışı yap. Şey aklı diyorum vicdanı. Akıl, kalp, ruh. Yaşanmamış ve yaşanmış. Yaşanabilir yer. Vicdan. Hiç yaşanmayacak ama sen yaşıyorsun zaten. Herhalde cehenneme gitmeden, gitmeden cehenneme gider. Devam edeyim. Olduğu yer. Ee, nasıl ki toprak 108 şey 118 elementin intizam ve nizamının nizamının halitası olan toprak gibi. Toprak nedir? Toprak bildiğim kadarıyla 118 element varmış. 118 elementi demir, kalbi, kalsiyum vesaire ee, onların muvazeneli ya böyle tam dengeli yaparsan toprak oluyor. Değiştirirsen toprak olmaz. O elementler başka bir şey olur. Toprak öyle bir şey. Toprak 108 tane elementin intizamlı ve nizamın yani hangi ölçülerle birbirine getirilmişse o halitası yani bütün sellinin adı toprak ki toprak ise şimdi ise geçeceğim. Ne çekirdeğe ne lazımsa ne hangi çekirdeğe ne lazım mesela helyum S kükürt, sodyum, demir elementleri ne lazımsa elementleri toprakta hazır bulduğu gibi mesela çekirdek toprağa attık. Ne elementleri var buna ağaç olması için? Ne lazımını Hazır buluyor. Hazır orada duruyor. Mama gibi. Bulduğu gibi dışarıdan gelenlerin veya içselin dışsal olurken his de o altyapıdan alıyor. Yani his de tek şey değilmiş. Toprak diyoruz tek ama toprak deyince 108 tane, 118 elementin haritası ya, haritası kolasası. His de tek şey değilmiş. Toprak şey diyoruz ama 118 element var. hissin altını da merak ettim bu sefer. His neyin haritası? Dibine. <laughs> his de Hissin de altyapıdan alıyor. Ee, bitki demiri, bakırı aldığı gibi içsel aleme taşınırken dimadan, kalpten, ruhtan da alıyor bunu. He histe diriliyor bu histe. Burası ruh, burası akıl veya kalp. Burada yaşanıyor. Ya kardeşim burası ayna. Böyle şey değil ki ya burada yaşanıyor ya yansınmıyor. Yaşanıyor ya. Vücudu hissi oluyor. Kudret taluk etmiş. Ben yaşıyorum. Beden olmadan ben nasıl yaşayacağım? Bedene iste. Ama e, hissin içinde ne var? Hayatın mertebeleri varmış. 30. şeyde söylüyor hayat. Hissiyat suretine kaynayan memzuç nakışlar diyor. Hayatın memzuç nakışlarının bütünselli his. Hayatın memzuç nakışları. Mesela şöyle düşün. Tenceresi su koy abi. Tam gaz ver. O kaynamasını seyrettiniz mi böyle. Ha, o kaynamalar su değil. O şey acayip bir şey. Su durgundu. O var ya memzusuna farklı farklı şekiller almış. Acayip bir manzaradır o. Böyle acayip acayip dalga yapıyor. İşte bu hayat sudur. Hayat o sudur. Ee, kudret ona ateştir. O verdiğin zaman o hayattan kaynayan var ya kaynayan. Yani hayattan e, vücuda gelecek e, hissiyat suretine. O kaynamalar suyun kaynaması histir. Altı hayattır. Peki hayatı nerede? Nihayetsiz mertebelerinin kulasası, Memzuç nakışlar. Onu ne olduğunu bilmiyorum bildik değil kelime. Memzuç, nescedilmiş, ortaya çıkmış hayattan nakışlarmış, sanatlarmış. Hayatın mesela adam sanatkar nasıl bileceğiz? Baktım ne demeyeceğim sanatkar? Kakaşı duvara fanyası koyuyor. Fanyası koyuyor. Usta marangoz oduna şekil veriyor. Sanatkar. O zaman anladım sanatkardır diye. His Histe hayatın gizliliklerini ortaya çıkaran ama nasıl bir şey memzuç nakışlar deyip geçiyorum ama memzuç nakışlar yani e, imtizaç etmiş e, gaybi şaadeti ifade etmiş birbirine dengeliye denilir armoni yani müzik aletleri gibi sazdır dümbelekli bilmem nedir farklı ses çıkarır ama aynı notayı vurur armoni olur dengeli olur farklı ses şey nota vursa dezarmoni olur. tane olur. Gibi. Yani hayatın içerisini e, vücudu hissi, kalbin ve ruhun rezihat var ya. O bilmiyorum ben ama tıntın ediyor şimdi alemimde. Tıntın ediyor. Bunu getiriyorum gündeme ki sizde de soruyu gönderin. Hayatın o kaynayan tenceresindeki o kayna o kaynamalar var ya memzuş nakış kaynayan diyor usta. Memzuş nakışlar yani ortaya çıkan nakışlar var ya onda farklı onda farklı onda farklı. Onlar bütünselliği. selli. haricisi de dumandır. Buhar. O da yağmur olacak. Abi işte, günah ve o zaman bilir, değil mi? Tabii. O zaman, e, e, ama Allah, Allah o his de günah yazmıyoruz. Günah, günahtır ama günah yazmıyor. Vücuda çıkarmadı merhameten. Vücuda çıkarmadınsa yazmıyor. Ama sebabı yazıyor. O zaman güzel yönlendirmek lazım. Evet. Kaba gibi. Abi ruhun e, beden ile ilişkisi vicdan üzerinden oluyor. Öyle kabul edelim. Vicdan olmamış olsa ruh bizde belki tezahür etmeyecekti. Belki başka bir sisteme ihtiyaç olacaktı. Bu, bu da zaten vicdan. Hayat da bu noktada his ile görünmüş oluyor. Yani his hayatın mertebelerinden Yani hayatın nihayetsiz mertebesi var da hayat nasıl mekan olur? İç, iç alemde. Mesela toprak nedir abiler sizin diye Bir hayal eder misin? Bak armutlar, şeftaliler, kirazlar, yemişler tam bir toprağı hayal eder misin? Ufuk ettin mi abi? iç i̇ç aleminde toprak toprak gibidir his. Bir daha. Alemi şahadette bil kuvvet çekirdekler var ya çekirdekler. Onlar nereden çıkar ortaya? Toprak aynasında. <laughs> toprak aynası. Hava aynası var ama en cami topraktır. Toprak olmasa çekirdekleri mertebeleri, çekirdeklerin çeşitlilikleri ortaya çıkar mı? Alemi şahadette toprak neyse iç alemde his toprak gibidir. Her şey orada kendisini ifade Yaşanan bir yerdir. Hayal falan değil. His. His ettim. Yaşanan bir dünyadır. Dışarıda toprak neyse içeride his odur. His odur. Toprak. İç alemin en kesif aynası. Her şeyin vücuda çıktığı yer. Devam ediyorum. Ba Büyük Mesnevi Nuri 157. Bu da çok antikadır. Çok gariptir. Bu bu okuduktan sonra ders herhalde biter. Tam toparlanın son paragrafımız. Hadi bakalım. Yaşasın zil çalacak biraz sonra. Bir A sınıfından Ali ve Hasan. Bir A sınıfından. Hem bir kelamın lafsı. İnan bu, bu, bu paragraf tamam. Hem bir kelamın lafsı Kalıbı o kelamın cesidi değil belki libasıdır. Ve onun içindeki manası ise bakın dizdim hiçbir şey dokunmadım bak. Hem bir kelamın şey bir kelamın lafsı lafız o kelamın cesidi değil libasıymış. Kelam. Onun içindeki mana ise bedenin içindeki onun ruhu değil belki bedenidir. Fakat o kelamın ve sözün hayatı ise ancak mütekellimin niyetinde ve hissiyatından can alır. Ve onun niyet ve hissine göre hayatlanır. Ne etti? Bir, iki, üç, dört ediyor. Bak, dört ediyor. Ama kelamın ruhu ise ancak mütekellimin, konuşanın, tarafından içine nef edilen manadır. Kelamın da ruhu var, ruhumdur. Kelamın hayatı var, hayatımdır. Kelamın aklı var, aklımdır. Nefi ruh ediyor. Ve nufi hafis sur. Allah üfürüyor. İsrafil'e geçeceğiz. İsrafil de üfürüyor ve dersi bitireceğiz. Kelamın lafzı var ya, lafız. Ağızdan çıkan, gözükmeyen ama var olan, vücut alıcısı var. Libas gibidir. Her farklı dil bir lafız mıdır Türkçe, Tabi e, Tabii tabii, hepsi lafızdır. Libas, adam İngiliz, İngilizler giyer, palto giyer, pigmeler farklı giyer, vesaire. Kelamın manası, beden gibidir, gömlekten bedeni geçtim. Kelamın ve sözün hayatı, mütekelimin niyetinden ve hissiyatından, bak, niyet kalptedir hissiyatından, yani vicdandan can alır. Ne alır? Kelam, konuşanın konuşması nereden geliyor? Kalbinden ve vicdanından can alır. Ve onun niyet ve hissine göre hayatlanır. Yani karşıyı hayatlandırır. Anlaşılıyor değil mi abiler? E, kelamın manası olmadı ama orada beden gibidir diyor. <laughs> manası da geçmiştir diyor. He? iki defa mana oldu. Kelamın manası beden gibidir. Evet. Aşağıda kelamın ruhu manadır. Ka şey bak şimdi. Devam et bak şimdi. Gelecek sonunda. E, hepsini dizdim yani. Kelamın manası iki yerde kullanıyoruz burada. Metinde iki yerde geçiyor mana. Bak. Bir kelamın lafsı o kelamın cesedi değil belki libasıdır. Tamam ve onun içindeki manası ise mana iki defa kullanıyor. Burada da kullanıyor mana. Aa bak bu, burada da. Bak. Hadi karşı tarafa. Olan. Birisi dışardaki mana, birisi de içerideki mana. Onu karşı tarafa yüklediğin ve kendinde uyanan dururu hmm. değil belki beden. Fakat o kelamın ve sözün hayatı ise ya içindeki manası ise dü düz söylüyor daha. Sonra ayıracak bunu. Bu iki ayrı. Bu da... Ama o kullandı işte. Ben karışmadım ki bana şey yapıyorsun. Ha tamam o zaman. sabretti bir aşağıya geçeyim. Ben de ilgimi çekti. Mana iki yerde kullanıyor. Bak çizdim görüyor musun bak. Bak. Karda da ruhu değil bedenidir diyor. Evet diyor. İkisi... ruhu manadır. E, nasıl oldu diye ben de zaten şaşırdım. Erdinç onu biliyor abi. Ne bilsin o da. <laughs> Aşağı geçeyim. Zaman şey yapmayalım. Çünkü niye? E, niye orada öyle diyor da böyle diyor? Ben, ben sonra bir baktım ki dışarıda bakınca mana iken e, bakıyorsun e, o mana farklı. İçeride bakınca mana değil. Dışarıda bakınca mana gözüküyor. İçeride bakınca bir, mana değil. Yaşanan şey. Mesela şöyle. Benim içimde bir mana var işte. İşte yaşanıyor. Yani gelecek yaşanıyor şu anda. Ama dışarıda bakınca gelecektir o manadır. Daha gelmemiş gibi. Neyse gelecek böyle Te tek tek dizeyim ki <laughs> kelamın lafsı libas gibidir. Kelamın manası beden gibidir. Aynı manayı kullanacak yine. Kelamın ve sözün hayatı sözün hayatı hayatı. Konuşanın niyetinden, kalbinden hissiyatından, vicdanından can alır. Hayat bak, ya hayat can alır ve onun niyet ve hissine göre hayatlanır. Kelamın ruhu ise mütekelimin içine nef edilen manadır. Yani ruh nedir o kelamın? Konuşanın içine koyduğudur. Şimdi geç öteki sayfaya. Bak şimdi. O kadar güzel ki. Bedeninizle konuşanın karşısındakinin anladığıdır. Hissiyatın menşeli kelamın dışarıda olan hisli hayatlı oluyor. Dur oturayım. Bakayım ne diyor. Bu dört tane içi, üç tane, dört tane çizdikten sonra hissiyat menşeli kelamın yani hissiyat bir menşei var, arkası var. Ke, kelamın dışarıda da his hayatlı oluyor. Kelamın içine bir okuyayım. Mütekelimin konuşanın e, mimikleri. Bak hissiyat menşeili. Ha. Mesela bir kelam çıkıyor ama hissiyatsız. Mesela şöyle diyeyim. Kalem. Hissiyat yok. Çünkü sinir, malumat oldu sende. Ama öyle bir kelam ki arkasında hissiyat var. Hissiyat menşeili. Hissiyat. Bir ağzımda çıkıyor kelam ama hissiyatı taşıyor. Yani. He, bu ruhsuz. Kalem. Ama ulvi bir şey konuşuyoruz. Diyoruz ki şeytan Allah'ın en zıttıdır. İki zıt kutuptur. Tobe. Anlamak için. Tefekkür, küfür, küfür değil. Allah ve şeytan. Sanki vücudu varmış ki. En kesif. Kesifi türevi. Gibi. Şimdi dediğimiz zaman <laughs> etkilendik. Acayip olduk. Bu kalemdir dediğim zaman niye etkilenmediniz? Çünkü hissiyat yok. Ha. Öyle bir e, e, kelam ki hissiyatı taşıyor. Hissiyat menşeli kelam. Hissiyatı tanımlayan, içinde barındıran bir kelam da hissiyat varsa dışarıda da hisli hayat oluyor. <laughs> Dışarıya da Öyle bir hayatı var nefes alıp vermiyor. Hisli. Ya bu adam var ya bu kardeşimiz. Ha? Çok hisli. Hisli. Hayatı ama hisli hayat. Hayatı var ama vesveseli. Hayatı var ama hassas. Hayatı var ama hep mantıksal düşünür. Hep bütün çözünürleri. Ya bir tanesini öyle dedim. almayadakini Ya her şey akıl değil ki ya. Her şey akıl olsaydı Allah bu kainatın kuruluş mantığını, yazılımını akılla yapmış olması lazım. Oysa akıl kainattan sonra olduğuna göre akılla kainatın başını çözemezsin. Ee, dışarıda da hisli hayatlı oluyor. Kelamın içine, şimdi bak kelamın içerisine, ağzından çıkana, mütekelimin, yani benim konuşmanın, konuşmanın his, hislerinizi nasıl etkiler, hissimi nasıl etkiler? Ben konuşurken his var mı yok mu? Nasıl anlarsın? Bir, mimikleri. iki davranışları. Bak parmak yapıyor. Üç, fikirleri. Dört, hissiyatları. Beş, niyetleri. C cem olmuştur. Kelamın içerisinde ne var abiler? Bir, mimiklerim var. Davranışlarım var. Fikirlerim var. Hislerim var. Niyetlerim var. İ Kelamın içine. Kuru bir şey değil kelam. Kalıp gibi ama içinde kişi var. Çok acayip. Eğer ağzımdan çıkan kelam var ya havadan geliyor. O birisi durdursa dur 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 aletle bu, mahluk yapsa ben olacağım. Aynı benim. Havada uçuşan kelamım durdursa sana gelirken bir cihazla dur yakala radar yakala. Onu büyüt. Onu, o kalıbın içerisine atomları dök. Ben. İşte radarda öyle ya. Gelen sinyalleri alıyor, birleştiriyor. Gibi uçak. Ziya gibi. Ziya gibi, gibi. Evet. Kelam kişinin kendisidir ya. Evet. Şimdi nereden geldi biliyor musun bir daha? Şimdi gelecek. Gel gel gel. gel gel Arkadaşlar. Muhaddisun e, al, anlamak çok zor ama i, gerçi ses kaydı attım buna ait. Muhaddisinin bir sıfatı Pey peygamberin kelamına o kadar aşına peyda etmiş ki sesine, mimiklerine seyrediyormuş. Kelamın kokusunu alıyormuş. Bu hadis midir değil midir? Koku koku. Kelamın kokusu var mı? Kelamın kokusu var mı? Var. Kelamın sesi var mı? Var. Kelamın sureti var mı? Var. Kelamın dimada ustat diyor ki kelamını diyor yazarken dimağımda tatlar hissediyordum. Biz de geçiştiriyoruz. Hatta teşbihtir. Teşbih biziz. Kelamın tadı var. Dimağımda hissediyordum. Dilimde hissediyordum. Kelamın diyor, dimağımda kokusunu alıyordum diyor Barla'da. Kelamın kokusu, kokusu, tadı diyor. Mütekelimin bir sıfatı bunda hadis. Kokusuyla. Sonra yetmiyor. Akşam yatarlar, peygamber geliyor, rüyasında onaylanıyorsa o zaman Buhari'de yazılıyor. Buhari'de görmek, sahabeden işitmek gibidir. Bu. Kelamın kokusu var. Niye var? Çünkü kelamın içerisinde kişi var. Çok garip. İşte arkadaşlar enfus böyle başlıyor. <laughs> ezberi bozuyor. Ali bir tane yapsana bu soğudu. Enfos ezberi bozuyor. Ülfetimizi kaldırıyor. Dimağda gelen sesi şu anda ders veya Risale'de Okudumuzu... tadını hissederiz. Kokusunu alırız. Kelamın söylerken duyarız. Barla'da geçmiyor mu? Ustadım diyor ustadım diyor bir abi. Sen diyor mucizat Ahmedi yazarken bu kadar veciz, kısa, öz, hadiselerin özünü, hayat düğmelerini ifade edebilmen için siz manen o alemde Uhud veya Bedir'de hazır idiniz, görüyordunuz ve yazdınız. Diyor mu? 258 miydi bana? 40-40. 40 Peki nasıl bir şey? Kardeşim bizim için mekan, onlar için tay mekan bastı zaman var. Kelamın içine kişinin niyeti hani bir şey anlatıldı ya ona dönüşüyorsunuz. Oraya taşınıyorsunuz. Aslında kelam tarihi bilgi İrem Bağları dedik. Bizi bak bypass yaptık. Mekanı bypass yaptık. İrem Bağları deyince gittik Lut Ehud Aleyhisselam'a. Sonra o Kur'an'daki kelamın içerisine İrem Bağları var ya, bizi aynı içine koydu şimdi. Kelamın içine kişinin niyeti ve hissiyatı, fikriyatı nasıl yüklenebiliyor? Nasıl yüklenebiliyor? Niyet nasıl yüklenir? Ustad Salih söylüyor. Niyet. Kelamın içinde var. Nasıl yüklenebiliyor? Kelamda his niyet ve his ve fikir nasıl bulunabiliyorsa ahirette alemi şadette dünyada öyle bulunabiliyor. Kelam benim neyimse dünya da ahiretin osudur. Dünya ahiretin kelamıdır. En iyisi kahve içmektir. Tüsebbihu yusebbihu sadasıyla dinleyenlerin, işitenlerin nazarında o alem diriliyor işitende <laughs> diriliyor. Bir daha iman meselesi bu. Seleka'da iman atarsa bu derste nihayetsiz fani dünyadan ma meta'dan daha hayırlıdır. Bak. Kelamın içine ben kişinin niyeti ustat diyor ya kelam içinde niyet, nazar, hissiyatı, nazarı, fikriyatı nasıl yüklenebiliyor? Nasıl oluyorsa Kelamın içinde bunlar oluyor mu? Heh, bu oluyorsa kelamda niyet, his, fikir nasıl bulunabiliyorsa ahirette, alem i ve dünyada da öyle bulunabiliyor. O zaman kelam benim neyimse, nasıl beni ifade ediyorsa âlem-i şey, i ahiret, gayb da, gaybın da kelamı âlem-i 18 bin alemin Ustad Sari söylüyor. Kelamı olan insan. Lafsa insan. Kelamı konuşurken görülmez. Kelam konuşurken görülmez. Kelam dokunulmaz. Kelamın tadı ve kokusu alınmaz. Fakat kulaktan girerek karşıyı nasıl değiştiriyor, inşa ediyor, ihya ediyorsa, değiştiriyorsa karşıyı iman esasları da aynen bunun gibi insanın içsel alemin inşa edip ihya ediyor. O ne hissettiyse hissediyorum, ne fikrettiyse fikrediyorum o gelen kelamla. O ne zevk ettiyse zevk ediyorum. O ne koku almışsa kelamdan koku, kelamın içinde koku var. Ben diyor Yusuf'un kokusunu alıyorum diyor. Kokusunu alıyorum, sözünü duyuyorum diyor. Ha? O Çanakkale şehitlikte atların sesi hala aktif. Orada mı? Evet. Tu se zare bakıp durma diyor. Hepsi tesbih ediyor diyor. Ama niye duymuyoruz? Şimdi devam ediyor abiler. Bak, benim kelamım bana neyse ise, alimi de alimi kayba otur. Kişinin mimikleri kelamın libasına delil. Mimikleri. Kişinin kastettiği manası kelamın bedenine, kişinin niyet ve hissiyatı da kelamın hayatına, kişinin ruhu nefir ruhu edince kelamın ruhuna oluyor. Anladık mı abi bak? Kişinin mimikleri kelamın libasına Kişinin kastettiği mana kelamın bedenine, kişinin niyeti ve hissiyatı da kelamın hayatına dedi. Kişinin yani kelamı, konu, kelamı konuşan kişinin ruhu kelama nefi ruh etmesi ve nefi hafiz suur. Kelamın temsilcisi kimdi? Meleklerden Cebrail. Allah'ın ruhunu nefi ruh etti. Aldığı emanet ruhu oraya meyreme üfledi. İsa oldu. Bak dönüşüme bak. Allah, Cebrail, Meyrem, İsa. Dört, dört. Kişinin ruhu kelamına konuştuk. Kelam, nefil ruh edince kelamın ruhu olur. Devam edelim. Dördü de evet. Kelam senin nerelerinden çıkıyor? kelam niyetten çıktı ta kalpten. Kelam niyetini kapten alır. Kelamın niyeti tamam mı? Bak e, dağdan su çıktı. Halis suydu. Sonra taşlardan, madenlerden geçti, otlardan geçti, tadı madde değişti ama özsü ilk çıkan puar suyudur. Ha. Kelam senin nerelerden çıktıysa, çıkıyorsa sanki kelam havuz. Havuz havuz ne demek? Havuza ...mutadit yerlerden gelen ırmaklarla beslenmiş gibi ustadır misali... ...nasıl ki madde metafizin dışarıda gözükmesi gibi... ...kelam iç alemin dışarıda gözükmesi de... ...sanki fizikte metafizin, madde antimaddin dışarıda gözükmesi gibi... ...yani enerji olan melekut alemleri atom olarak görüne, görülebilmesi gibi... Tamam. İkinci versiyonu kalktık. Şimdi uyguluyor. Atom enerjinin dışsalı. Atom donmuş enerji ya. Canlanın abiler bitiyor. Evet, evet. Ha. Atom enerjinin dışsalı. Donmuş hali. Enerji esirin dışsalı. Maddi hayat aynı hayatın dışsalı. Aynı hayat da haya, hay sıfatının dissalı yani. Dört tanedir. Ustad bu 110 sözlerde söylüyor. Ee, ay, aynı hayat, maddi hayat, hayatın zatları ve cevherleri. Ha, atom, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat. Bir tanesi dedi ki, ya nereden çıktı aynı hayat, maddi hayat? Aç kardeş, 108-110 sözler. Hayat bahsinde görürsün. Ha. Bir daha, atom, enerji, esir, maddi hayat, Aynı hayat. Biz şeyin. Aynı hayat kendisini maddi hayatla. Ay, a, maddi hayat kendisini esir ile. Esir kendisini enerji ile. Enerji kendisini atomla ifade eder. Tamam mı? Onun için en kesif en cami. Bunları tazir için. Bak bu üçüncü kuralı da koyduk. Bunlar hakikat meratipleridir. Hepsi aynı sıfatın, esmaların dışsalları bunlar. Nedir o atom, enerji, madde hayat, aynı hayat? Sıfatın ve esmaların dışsal mertebeleri. Hakikat mertebelerine isim konmuş. Atom enerjinin neresindeyse atom enerjinin donmuş hali mi? Eşittir hemce Madde atom enerjinin neresindeyse enerji de esirin orasındadır. Ne anladınız artık? Esir maddi hayatın ise maddi hayat da aynı hayatın orasındadır. Aynı hayat muhi esmasının muhi esmasında nasılsa neresindeyse muhi esması da hay sıfatın orasındadır. Muhi esmadır, hay sıfattır. Bir daha atom enerjinin neresindeyse atom enerjinin neresindedir? Enerjinin donmuş halidir kardeş atom isimlendirmiş. Ha? Atom, bu kalem. Bu kalem meydana getiren enerji var. Bu kalem meydana getiren enerji var. Bu enerjinin donmuş hali kalem gözüküyor. Ama biz biliriz ki bu enerjidir. Burada kalemdir. O biraz arkaya geçince kalem değil. Biraz da arkaya geçince esirdir. Ha. Atom atom enerjinin neresindedir? Bak. He her şey donmuş hali, Atom, enerjinin neresindeyse enerji de <laughs> esirin orasındadır. Kapat bu defteri şimdi. Esir, esir, şimdi esire geçtik. Maddi hayatı neresindeyse maddi hayat da hayat sıfatın orasındadır. Tamam. Geç bu defteri de kapattık. Aynı hayatta Muhi esmasının neresindeyse nasılsa Muhi esması da esma da sıfatta öyledir. Kısaca başı sonu anlatırsam enerji kalemin neresindeyse hay sıfatı da Muhi esması da öyledir. Hay sıfatı bir daha söylüyorum. Enerji kalemin neresindeyse ha Muhis esma da muhi şey, es hay sıfat da muhi esmasında öyledir. Muhi esması da aynı hayatın orasındadır. Aynı hayat da madde hayatın orasındadır. Madde hayat da esirin orasındadır. Ee, esir de esir de enerjinin orasındadır. Enerji de maddenin orasındadır. O zaman sonuç ve bitti. O zaman en kesif en cami olduğundan atomda bütün alemler cem olmuşlar. Çekirdekte ağacın bütün detayları olduğu gibi bedendeki bedendeki ruh gibi ağacın çekirdeği neyse beden de ruhun orası gibi kelamda. da kişinin içsel alemi gibidir. Kelam da bak çekirdek ağaç, beden ruh. Kelam kişinin içsel alemi. Kainatın en kesifi alemi şadet ve kainatın kalbi olan küre arz dünyadır. Usta diyor ki şey, dünya için kainatın kalbidir diyor. 15. sözde. Bak bir daha. Çekirdek ağacın bütün detaylarına cami olduğu gibi detaylar olduğu gibi bedendeki ruh da böyledir. Kelamın içsel alemi, içsel alemi de böyle taşır dışarıya kelam. Kainatın en kesifi alemi şadet ve kainat da kalbi olan küre arz dimadır. Yani küre arz için diyor ki alemi gaybın şey kainatın kalbidir diyor. Dışsalıdır. Bütün 18 bin alem bu alemde cemül cem olmuşlar. Risale-i Nur talebeleri öteki sayfa 273 Risale-i Nur talebeleri hakikat tanelerini evham ve hayalat zamanlarından tasfiye ediyorlar. Risale-i Nur talebelerine bağladı. Ne alakası var? Risale-i Nur talebeleri de hakikat talebeleri olduklarından, bu alemleri aşına olduklarından, hakikat tanelerini gitti kardeşim şeye, harmana. Harmana girdik. Orada böyle atıyorlar. Niye atıyorlar bu da şeylerini? Ne çıksın diye? Taneler çıksın diye. Ötekisini ne? Hayır. Hayalat ve evham samanları. Ustad söylüyor bunu. Evham ve hayalat samandır. Hakikat ise <laughs> o buğday taneleridir. Adem. Adem ve vücut. Yani samanla çöp çöplükler buğdayla beraberdir. Havaya atıyoruz. Ta ki çöpler ayrılsın. Çekirdekten. Ustad söylüyor, varladı. Ev, evham ve hayalat, evham ve hayalat samanlarından tasfiye ediyoruz bu mutala yaparak bu dersleri. O, olabilir, vahiy olabilir mi? olur, hadisat, hadiseler olur. Evet, ne mutlu, hepimize ki bu durusu Kur'an'ı bu derse bizi muhatap etmiş. Aa. Diyor ki sema müekkeleri, yerdeki müekkeleri gıpta eder. bir iki adam, çok şükür bir iki adam değiliz. Bir iki dakika değil, bir iki nefes değil. Bu hakikati mutala ederler, ederken Rablerini sevip sevdirirler, görüp gösterirler. Ve yeryüzünü bunlar zinetidir. Yeryüzünün zinetidir. Galiba 163 barlada veya 258 barlada geçiyor. 258 olabilir bu geçiyor. Hadisi kutsi de geçer. İşte samanlarla, çöplerle hakikat çekirdeklerini tefrik etmek için harmanlıyoruz. Atıyoruz. böyle. Bak dört tane mertebe yaptık. Kelam benim, beni dışarıya nasıl taşıyorsa, eğer donsa, dondurabilseydim, o ben olurdum. Alemi gaybında lisanı, alemi şadet Nasıl olmuş? Donmuş o. Hani de, hatırlar mısınız derdim? Celal koy tencereye. Cemal koy tencereye. Kemal kon tencereye. Karıştır ve buzdolabına koy. Donsun. Alim-i olur. Eğer benim ağzımdan çıkan kelam donsa aynı ben olurdu. Ama yapamıyorum. Ama Allah alemi gaybın lisanı olan alemi şahadeti dondurmuş. Donmuş ve bu alemi şahadet olmuş. Alemi gayb, alemi alemi şahadet alemi gaybın lisanıdır. Donmuş halidir. Donmuş. Dondurulmuş. Biz donduramıyoruz kelamı. Kelam benim Şah ahirette diyor ki gayb dünya için o benim. O zaman sonuç ahiret dünyanın neresindedir sorma. Dünya alemiş. Dünya ahiret alemlerinin gayb alemin neresindedir? Çünkü gayb alemleri şahadetin evelidir, ahiresidir, zahirisidir, batınisidir. Bir alemi şahadet yani dünya ahiretin neresindedir? Dünya ahiretin yoksa ahiret dünyanın neresindedir? Sorma. Kısacası ahiret biz ahiretin içindeyiz ahiret de Allah'ın esmasının içinde evveldirler, ahirdirler, zahirdirler, batındırlar. Şöyle bir misal veriyordum. Okyanus düşünün, ucu bucağı belli değil. Bir hortum olmuş, olmuş. Olduğu yer donuyor. Buz oluyor. Ama kar yağdırılıyor. O buzun üzerine kar yağdırıldı. Senelerce kar yağdırıldı soğuk o eriyene kadar. Sonra kutuplara yakın, orada buz e, şey yapar, asırlık olunca kurtlanır. O zaman kurt, kar, su, hepsi hakikat itibariyle aynıdır, donmuş halidir. E, Bu suyun donmuş halidir. Ka, kar kurdu da kurdun donmuş halidir. Böyle pompa gibi yürür. Kurt. kar kurdu öyle. Ama o okyanus nedir? Alemi gayptır. O ada olan buz alemi şahadettir. O kurt da sensin Süleyman. O zaman o kurt soruyor. Gayp nerededir? Gayp da gülüyor. Gayp nerededir değil. Ben gaybın neresindeyim diye sor diyor. Çünkü o adanın her tarafı altı üstü solduğu gibi zaten ada sudur. Ama donmuş hali buzdur demişiz. Evet. Ve ahir davahum en rabbil alemin. Bu hakikatle hak haklanmayı Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bu beşeriyetimizin iktisası olan günahlarımızdan dolayı ikramı, ihsanı, lütfu ve keremi olan bu hizmeti imani, Kur'an'i, durusu Kur'an'i hakikatını elimizden almasın. Ağlayan alem İslam'ı, ittihad İslam'ına güldürsün. Bu hakikatların hürmetine Ya Rabbi Müslümanlara ve İslamiyete yardım eyle. Müslümanları ve hakikat eylerini kafirlerinin üzerine galip ettir Ya Rabbi. Enilhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.